iyi akşamlar Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz Konuklara bir merhaba diyelim Abdullah Ağar Hoş geldiniz Abdullah Sağ olun Bey. teşekkür ederim Hakan Bayrakçı Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan kolay Bey. gelsin Ankara'da Erdoğan Karakuş Paşa ve Abdülkadir Selvi var ee, Hoş geldiniz Erdoğan Karakuş Paşam Merhabalar Çok teşekkür ederim efendim İyi yayınlar İstanbul'a selam saygılar Abdülkadir Selvi'ye de merhaba diyelim. Hoş geldin Abdülkadir sen de. Şimdi e, Hoş bu, bulduk Ahmet Bey. Bu akşam ya böyle yine bir şey tantanası çıktı. Hani nükleer hmm. yani nükleer kullanılacak. Şimdi Biden ya Putin çok sıkıştı <laughs> nükleer silaha başvurabilir açıklaması yaptı. Bu Kremlin sözcüsü var Dimitri Peskov. O da ya ülkemize eğer varoluşsal bir e, tehdit söz konusu olursa nükleer kullanabiliriz olursa kullanılabilir dedi ve bir anda gündem nükleere döndü beyaz saray danışmanı da bu savaş kolay bitmeyecek Rusya'nın nükleer saldırı ihtimalini ciddiye alıyoruz dedi yani bunlar bu sözler e, şey mi hani palavramı Aslı astarı var mı? Altı dolu sözler mi? Yoksa gerçekten de bir nükleer e, silah kullanılması söz konusu olabilir mi? Yani ortada böyle bir ciddi durum var. Putin e, Putin'in nükleer silaha başvurabileceğini söylüyor. Biden, Amerika Başkanı, e, Rusya Başkanı'nın nükleer silaha başvurabileceğini söylüyor. E Putin'in sözcüsü evet diyor eğer ülkemize varoluşsal bir tehdit söz konusu olursa kullanabiliriz diyor. Beyaz Saray sözcüsü de diyor ki ulusal güvenlik danışmanı e, bu savaş kolay bitmez. Rusya'nın nükleer saldırı ihtimalini ciddi almak lazım diyor. Ne oldu? Şimdi bir şeyler söyleyebilir miyim ben? benle başlayabilir miyiz? Ya bir şey e, Yavuz Uzun hazır ne söyleyeyim siz buyurun. Yok yok söyleyeceksiniz bir dakika. Ha, pardon. Bir sorun var. Yavuz hazır mı Yavuz? Hazır. Şimdi Washington'da e, Yavuz Atalay var. Yavuz'a bir merhaba diyelim. Yavuz merhaba. E, ya bu, bu Amerikalılar başta Biden, ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Rusya diyorlar bunlar. Ciddi ciddi nükleer silaha başvurabilir. Demeye başladılar. Ben sana bunu soracağım ama Hakan Bayrakçı dedi ki ya ben bir bir, bir şey söyleyeceğim evet, dedi. Kısa bir şey söyle. Söyleyin. Bu resmen bir kıyamet senaryosunun özür dilerim aptalca konuşulmasıdır. Hiç kimse buna cesaret de edemez yapamazlar. Ama sanki ciddiye alıyorlar gibi ya. Sıra gelince anlatırız sebepleri var. Politik sebepleri bilmem ne falan. Ama o şu demek. Yani 3 tane nükleer füze atıldı. E, bu iş durdurdular. Öyle bir şey olmuyor. Oradan düğmelere basıldı mı bilmem 800 füze havalandı mı roket. Oradan da 4000 roket havalanıyor. Onu öyle durduramıyorsunuz. Bir kıyamet. Kapan. Abi. Öyle kıyametin. sonu. Kıyametin kopması da kolay bir şey değildir. Ha, yani buna kim cesaret edebilir ya? Yavuz nedir bu işin aslı faslı ya? Yani hakikaten ciddi ciddi Amerikalılar... Rusların, Rusya'nın, Putin'in nükleer silaha başvurabileceğine inanıyorlar mı? Yoksa hani dünya kamuoyu gözünde Rusya'nın saygınlığını ya da işte hani ya bunlar o kadar çılgın ki Putin o kadar çıldırmış ki nükleer silah bile kullanabilir diye Putin aleyhtarı bir hava mı yaymaya çalışıyorlar? Ciddi inanıyorlar mı yoksa Putin karşıtı bir hava mı yaymaya çalışıyorlar? Hangisi? aslında inanıyorlar. Şunun için söylüyorum. Tabii bu açıklamalardan yola çıkarak söylediğim bir şey. Biden sizin söylediğinizin bir tık ötesinde söyledi aslında bunu. Biden dedi ki Rusya'nın nükleer silah kullanma niyetini kesinleştirdiğine dair elimizde bilgi var. Ha şey yani diyor. Hadi, bir dakika, bir dakika. Biden şey mi diyor? Kesin diyor. Böyle bir Allah niyeti Allah. var bunun diyor. Hatırlayacaksınız Biden en başta şunu demişti ya hani Rusya Ukrayna'ya girmeden önce Biz önce şunu diyordu Rusya Ukrayna'ya girecek mi girmeyecek mi girmesini bekliyoruz ama Karar verdiği yönünde bir bilgimiz yok niyetinin bu olduğunu biliyoruz Şimdi burada da aynı ifadeleri kullanıyor diyor ki Rusya'nın daha önceden kullanabilir diyordu Bugün ya daha doğrusu dün yapmış olduğu açıklamada Rusya'nın böyle bir eğilimde olduğu ve kullanacağına dair elimizde bilgi var diye Biden açıklama yapıyor. Ama Dolayısıyla ya, işin. Yavuz e bir dakika ya Hakan Bayrakçı bunu ciddiye almak zorunda değil miyiz ya? Tabii ki o, konuşacağız da Biden tartışacağız da Hayır, ama, ama sebeplerimi yani, anlatacağım. Ne, ne diyor ki bilgi var diyor değil mi? Bilgi var. Evet bu konuda bizim elimizde bilgi var. Daha önce Rusya'ya Rusya okuyana Rusya girecek dediğinde en son bu ifadeyi kullanmıştı. Rusya'nın girmeye karar verdiğini biliyoruz artık sadece an meselesi demişti. Şimdi bunun için an meselesi demedi ama bu kararı aldıklarına dair bilgimiz var diyor. Rusya da buna zaten şu şekilde cevap veriyor. Aslında Amerika'nın o bölgede biyolojik çalışmaları var. işte enteresan silahlara ilişkin çalışmaları var. Amerika bunu örtbas etmek için bize bu iftirayı atıyor diyor. Yani Rusya'da Rusya'nın ifadesi bu Amerika da diyor ki Rusya nükleer silah kullanacak. Bunun zeminini hazırlıyor. Onun için Amerika'nın Ukrayna'da böyle bir çalışması olduğunu söylüyor, Rusya diyor. Hatta Biden dünkü açıklamasında şunu hem kendi adına konuştu, hem Ukrayna adına konuştu. Dedi ki, ne bizim Ukrayna'da böyle bir çalışmamız var, ne de Ukrayna'nın kendi kendinde böyle bir silah var. Kendi adına konuşması normaldi ama Ukrayna açısından böyle bir açıklamayı yapmış olması biraz ilginç karşılandı açıkçası. Bu arada Kremlin sözcüsü de. Ee, CNN International'a verdiği demeçte şöyle diyor: Bir iç konseptimiz var, bir iç güvenlik konseptimiz var ve bu halka açık. Nükleer silahların kullanılmasının tüm nedenlerini bu iç güvenlik konseptimizde okuyabilirsiniz. Neymiş bu iç güvenlik kon konseptleri? Şuymuş: Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit söz konusuysa konseptimize uygun olarak biz bu nükleer silahları kullanırız diyor. Yani şey bu. Bunu söyleyen Kremlin'in sözcüsü, Putin'in sözcüsü. Yani diyor şey ne olabilir ya? Varoluşsal tehdit. Ne demek yani mesela varoluşsal tehdit? Ben onu anlamıyorum. Kendi varoluşlarıyla ilgili bir anlamda kullanıyor ama onu anladım da hani hmm. ney onların varoluşlarını tehdit eder? Hmm. Mesela nedir o? Onu bilemiyorum yani. Ne olursa varoluşsal ee, neydi varoluşsal bir tehdide dönüşür onlar için. NATO ağırlığını koyarsa anlamında tabii yani. Abdullah Bey? Bunlardan bir tanesi e, Moskova'nın vurulması olabilir. Ha, o bir varoluşsal Sal tehdit. tehdit olur, yani doğru. hatta e, Mik, miklere verme işinin sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu filan söylediler. Dediler ki eğer mikleri verirlerse ee, çok kısa bir zaman süresi içerisinde Moskova'ya ulaşabilir ve vurabilirler. Moskova'yı vurursa bu, bu, bu bir var olsa tehdit olur. Yani bir bir var olsa tehdit dönüşebilir. Ee, bir nükleer silah kullanma eğilimi içerisinde olabilirler. Veya bir işte e, elindeki e, taktik balistik füzelerinin bir benzerinin Ukrayna'nın, e, Ukrayna üzerinden Batı'nın ona karşı kullanması olabilir. Savunma niyeti ve maksadıyla. Veya şey olabilir, e, bir şekilde parçalanmayla ilgili bir risk kendisini gösterebilir. Bir diğer tarafıyla bir bozguna uğrama riski kendisini gösterebilir. Ukrayna üzerinden ve Ukrayna ile beraber NATO'nun devreye girmesi. Bunların hepsi varoluşsal tehdit kapsamında değerlendirilebilir. Yavuz senin kişisel kanaatini öğrenmek istiyorum. Yani ki kişisel olarak ne düşünüyorsun? Gerçekten Bak Şunu sami söyleyeyim. hayır, samimi ben bir var. şekilde inanarak mı Biden bunu söylüyor? Yani Putin nükleer silah kullanabilir derken Biden buna gerçekten inanıyor mu? İnanarak mı söylüyor? Yoksa bir e, Putin karşıtı propaganda için mi söylüyor? Hangisi senin kişisel izleniminle? Biden'ın inanarak söylediğini düşünüyorum. Çünkü Biden'a bu işin strate bu açıklamanın stratejiye dayalı bir açıklama olduğunu söyleselerdi Biden bu kadar ikna edici konuşamayabilirdi psikolojik olarak. Ancak Biden'a bu briefing'i veren isimlerin buna inandığını soruyorsanız ben inandığını pek düşünmüyorum. Yani bu bilgiyi toplayacak olan kişiler ve Biden'a sunacak olan kişilerin e, biz tamam bu bilgiyi elde ettik ve Rusya bu silahı kullanacak, nükleer silah kullanacak diye bir bilgi elde ettiğini ve buna inandığını düşünüyorsan ben düşünmüyorum böyle bir şey. Amerika genelde bu tür işlerde hep psikoloji savaşlarda da ciddi anlamda öncelik veriyor. Ama diyorsun, Sonuç abi, bu... bir dakika Yavuz ama diyorsun ki on, adamları baydığını ikna etmişler. Buna ina, bunu anlıyorum diyorsun. Yani, yani Biden her sabah istihbarat briefingi alarak güne başlıyor. Uzun süredir böyle yapmaya başlamıştı. O briefingde Biden'a biz böyle bir bilgi ettik dediği için, elde ettik dediği için Biden çıkıp bütün dünyaya bu ifadeleri kullanabiliyor. Ve da kullanıyor. İstihbaratçıları Biden'a efendim bizim elimizde ciddi bir şekilde bu bilgi var. Putin nükleer silah kullanmaya niyetli demişlerdir. Bu konuda Biden'ı ikna etmişlerdir. Ama istihbaratçıların ikna olup olmadığı konusunda kuşkuluyum diyorsun. Daha doğrusu ellerinde gerçekten Kesinlikle. belge olup olmadığı konusunda kuşkuluyum diyorsun. Erdoğan Paşam, Yavuz çok enteresan bir şey söylüyor. Böyle bir şeyin istihbaratı olabilir mi? Yani Putin nükleer kullanacak. Bunun istihbaratı olur mu ya? Hem de bunun istihbaratı şöyle olur. Benim değerlendirmem şu ki artık e, Rusya orada tutunamayacak. Eğer e, kuvvetleri imha noktasına gelmesi söz konusu olursa... E, ...onu tabii ki Amerikalılar şu anda ölçüyor, biçiyor. Yani Amerikalıların istihbaratçıları ölçüyor. Düşünün işte 64 kilometrelik benim konvoy monvoy, neyse bir miktarı dağıldı da... ...ona bir şey demiyorum da... ...yani düşünün şimdi... Belarus'la irtibatı kesildi. Ben bunu daha önce de söyledim. Bu konvoy imha noktasına gelirse ki ona yaklaşıyor görünüyor. Çünkü her geçen gün Rus kuvvetleri yıpranıyor ve bunun sonucunda şimdi belirli ölçüde tamam ilerlemeye çalışıyorlar. Kıran kırana bir savaş var ama bunun hesaplamasını muhtemelen Amerikalı istihbaratçılar yapmış ki e, bu sonuçta eğer Ukrayna'daki kuvvetleri imha noktasına gelirse e, Rusya e, onu söylemeye çalışıyor diye düşünüyorum e, çünkü e, bu konu e, bir yerde yavaş yavaş dönmeye başladı gibi görünüyor. Savaş. Ya, şunu mu diyorsun e, işte, Erdoğan Paşa? E, sıkışırsa Buyurun. Putin Putin artık yavaş yavaş bir sıkışma durumuna geldi. ...sıkışırsa kullanabilir mi demek istiyorsunuz nükleeri? Benim değerlendirmem o. Yani Amerikalıların aldığı istihbarat da onu gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü düşünün Belarus'la irtibatını kestiniz. Rus kuvvetlerinin Belarus sınırından itibaren irtibatını kestiniz. Yavaş yavaş da imhaya başladınız ki... Yavaş yavaş gidebilir ona bilmiyorum yani. Şu anda kıran kırana bir çatışma var ama Ukrayna'nın biliyorsun direnişi nedeniyle Kiev'e giremiyor. Maripol'da biliyorsunuz çatışma çok feci bir şekilde devam ediyor. Harkiv'de devam ediyor. Dibindeki efendim daha şehri bile işgal edememiş. Ne Harkiv'i hani Harkiv'de sınırda bir yerde yani onu dahi işgal edememiş. E, fakat e, verilen silahlar her ne kadar çok etkin olmasa da Ukrayna'ya bu verilmiş olan tank savarlar ve özellikle stingerler e, etkin bir hava gücü olmayışı nedeniyle e, Rusya'nın da e, birçok işte uçak ve helikopter kaybına sebep oldu. Aynı şekilde tank zırhlı araç kaybına sebep oluyor. Bu sonuçta efendim büyük bir kuvvetin imha noktasına gelmesi söz konusu olursa. Ben nükleere başvururum diyor Rusya. Benim anladığım bu. Yani varoluşsal tehdit dediği şeyin Putin'in sözcüsünün bu o zaman size göre anladığım kadarıyla. Yani bunu elbette benim bir... yani şimdi kalkıp da zaten herhangi bir şekilde bir Rusya'ya doğrudan bir ne bileyim nükleer bir füze atacak bilan kimse yok şu gün görülen o. Ee, ama Rusya bunu tekrar tekrar söylemesinin nedeni e, bu başarısızlık söz konusu olduğunda e, geri çekilme veyahut işte hiçbir şey elde edememe konumuna girme e, Rusya'yı korkutuyor. Yani Putin'in ayakta kalması mümkün olmaz diye düşünüyorum. Hakan Bayrakçı'nın şöyle bir şeyi var, yaklaşımı var bu nükleerlerle ilgili, nükleer silahlarla ilgili. Yani ben de ona biraz katılıyorum. Diyor ki ya bu diyor bir kıyamet senaryosu diyor yani sen oradan bir tane nükleer atacaksın öbürü karşıdan buna cevap verecek dünya yıkılır ya dünya yani e, çok büyük bir olay olur ölümler artar buna cesaret Ben onun etmek... cevabını vereyim müsaadenizle. Evet ben onun cevabını vereyim zaten bu kullanacağı nükleer silah e, biliyorsunuz taktik nükleer silah konumunda olup. Onun da sadece Ukrayna'ya kullanacağını değerlendiriyorum. Yani şimdi e, siz tabii yani, ki Eminim yani Erdoğan Amerika Paşam kullanacağı nükleer silah sadece Ukrayna'ya ve e, Ukrayna'da da kısmi etki yaratacak şekilde bir silah kullanmasından mı? nükleer kullanmasından. Elbette, elbette. Elbette. Mesela ne yani, kadar etkili olur? Yani ne kadar etkili istediğim... olur o silahın etkisi? Ne kadarlık bir alanı kaplar? Yani bu diyor, diyor ki ben gözü, gözümü kararttım. Eğer bu, bu durum devam ederse benim birliklerim imha olması söz konusu olursa veya istediğimi elde edemezsem e, artık ondan sonrası tabii ki kıyamet olur ama bunu göze alacağını zannetmiyorum. Göze aldığını da zannetmiyorum çünkü zaten kendi konuşmasında da ne dedi? Benim e, herhangi bir şekilde bu nükleerin kazananı olmaz diyen de Putin. Yani benim değerlendirmem o ki sadece kuvvetlerinin büyük çapta imhası söz konusu olursa o da e, efendim tamamen Ukrayna'nın batısına atılması gerekir. Çünkü rüzgarlar nedeniyle e, dola, doğal olarak efendim atılan nükleer bombanın her türlü etkisi daha çok onun doğusunda gözükür. Yani dünyanın dönüşü nedeniyle efendim rüzgarlar 200 300 kilometre rüzgarlar yukarıda özellikle atmosferin yukarısındaki rüzgarlar benim serpintiyi falan doğrudan işte Rusya'ya doğru atar. Peki. O yüzden küçük çaplı olanı Lviv bölgesine yakın bir yere yani Lviv'e değil de ona yakın bir yere atması söz konusu ancak olabilir. O, o zaman kendisine en az etki olur. Batıya atabilir. Hele doğuda bir yere hiç atamaz çünkü doğrudan kendisi etkilenir. Peki, şimdi Hakan Bayrakçı şu... Evet, benim bir nükleer savaş senaryom var çünkü. Anlatayım. Ee, Yavuz'a veda edelim. Çok teşekkürler Yavuz. Evet. Şunu kullanabilir miyim? Şimdi efendim, problem şu. Şimdi sayın Neden seyirciler, bu bu haritada ülkelerin elindeki tahmini nükleer başlıklar, yani nükleer silahlar e, sayısal olarak... Dünyadaki durum anlatılıyor. Evet. Hakan Bayrakçı da kendi tezini savunacak. Evet. Şimdi önce şunu belirtelim. Bir kere daha söylemiştim 2 3 hafta önce ama bir daha söylemek zorundayım. Hiroshima ve Nagasaki'ye dünyada Japonya'ya Japonya'ya atılan Amerika Birleşik <laughs> Devletleri'nin attığı iki atom bombası var. Halk tabiriyle atom bombası bunun adı. Aynı şey mi? Bunlar aynı şey değil. Bunlar Hiroşimaya atılanın 80 misli gücü daha fazla etkisinde. Hayır. Her biri Hayır, daha da güçlü bunlar. Tabii, ki. nükleer dediğimizde atom bombasından daha güçlü evet. bir bombadan bahsediyoruz. Şimdi mesela Hiroşima'ya bomba düştü, düştüğü gün 90 bin, 100 bin kişi öldü. Ama radyasyonun etkisiyle müteakip aylarda ve yıllarda da bu ölü sayısı 250 bine ulaştı. Nagasaki'de de aynı şey oldu. Bunlar da aynı şekilde değil mi? Çok daha fazla her birinin etkisi. Ama yine bunlar da radyasyon yayacaklar. Tabii ki. Hem bunların bakın atom üç çeşit etki yapıyor. Bir patladığı anda o anda hani oluyor. herkes izlemiştir kurgu bilim filmlerinde. Patladığı an alev dalgası gider. Tuf diye bir alev dalgası dağılır. Merkez kaçlan. O dağılımda Hiroşima'da 100 bin kişi öldüren bir atom bombası Bugünkü teknolojiyle yapılmış bir nükleer bomba eğer nüfusu yoğun bir yere aynı şekilde atıldığı an 1 milyon kişiyi öldürür. Daha da güçlü bir Heh. öldürme kuvveti var. Ya. Artı son müteakip hafta yani sonraki hafta ve haftalardaki ilk etkisi bir de yıllarca sürecek olan radyoaktif. O yıllarca sürecek olan radyoaktif etki de e, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasının etkisinden daha fazla mıdır? Hayır radyoaktif hep aynı ama birinci dalgadaki öldürücü etkisi çok yüksek bu atom bomba. bunların Hı. Peki şimdi bu durumda gerçekten de Rusya elindeki 6257 nükleer silah var. Bunu kullanabilir mi ya böyle bir ihtimal var mı? Siz yok şimdi diyorsunuz. bence ne? neden yok. Neye neden, göre? Nedeni söyleyeyim. Şimdi diyelim bir, bir senaryo yazalım hızlı hızlı yazalım. Bir tane at, nükleer bombayı, bir tane atom bombasını, bu çok bunaldı, yürüyemiyor, gidemiyor, şu oldu, bu oldu, estek köstek. Ukrayna'da bir yere attı. Şehire de atmadı diyelim. Askeri bir merkeze attı. Şehre atamaz. O kadar da o kadar değil. Çünkü bir herhangi bir şehre attığı an, yani bu Lviv, Kiev zaten değil de, ne bileyim, e yerleşim birimini atamaz. 700 bin veya 500 bin nüfuslu bir yere atması demek, 500 bin kişinin tamamının ölmesi demek. Bu Nagasaki ve Hiroşima'daki atom bombası gibi değil. Daha güçlü. Atıldığı yeri götürüyor. Peki. Kaplumbağa bile sağ kalmıyor. Peki. Ee, evet ne olur atarsa? Bir tane böyle bomba attığı an atom bombası bir tane. Ne gösterirse? Yani, Yer değiştirirseniz daha rahat anlatacak diyor. <laughs> onur. Peki. Şimdi oldu mu Onur? Neden bu senaryo bana uçuk geliyor? Ya pardon bu arada nükleer baş kullanırım diyebilir. Bunları konuşuruz. Putin tehdit edebilir. Varoluşsal <laughs> bilmem ne der. Hepsi olabilir. Bunların hepsi Biden'da siyasettir. Biden'da Bravo, der. söyler. Bunlar konuşulur. Ama ben realiteyi, sonucu söylüyorum. Bizim milletimiz de bunu merak ediyor aslında. Yani benim birçok tanıdığım insan 3. dünya savaşı olur mu? Nükleer savaş olur Peki, mu? Bunu merak ediyor. Bir ben. şey soracağım. Erdoğan Paşa diyor ki ben şöyle anladım 6257 nükleer silah var elinde ama bu nükleer silahların tümü hepsi aynı oranda etki yapan silahlar değil. Değil tabii evet. Bazıları daha Doğru, nispeten evet. küçük etki yapıyor. Elbette ediyor. Paşa bilir onları. Tamam o zaman Rusya elindeki bu silah nükleer silahlardan daha küçük etki yapanı ee, Ukrayna'nın yerleşim yeri olmayan bir yerinde deneyebilir mi? Onu bir söylüyorum. tane attı diyelim, bir senaryo geliştireceğim. En hafifini attı diyelim ki bunun en hafifi bile yani en az içinde aktif değer taşıyan e, nükleer başlık bile bu Hiroşima ve Nagasaki atılanın minimum 25 misidir. Hayır. O bile diyoruz. O bile 25 misidir. Kalmadı. O en iptidai atom bombası o. O böyle deve gibi bir şeydi zaten. altı metrelik bir şeydi. Şimdi bakın diyelim bir tane attılar. Acil bütün dünya, Birleşmiş Milletler, NATO, bütün üniter yapılar, böyle daha doğrusu internasyonal yapılar, acil toplanırlar. Ya bunlardan herhangi birisi ortak bir kararla ya da Ülkelerden herhangi birisi ki bu ülkeler kimler? Amerika, Fransa, e, burada koyulmamış ama İngiltere ve Fransa oldu. Birleşik var, var. Krallık. Krallık, Fransa, İsrail, İsrail'de de var 90 tane. Pakistan, Hindistan yan yana iki ülke. Kuzey Kore, Çin. Çin ve Kuzey Kore. Bu Kuzey Kore biraz affedersiniz bunun devlet başkanının çılgınlığı nedeniyle. Kore'de ne işi var yani atom bombasının Allah aşkına. Şimdi... Bu toplantılardan şöyle bir karar çıktı. Ha. Öyle mi? Sen insanlığın en büyük düşmanı olan ve gelecekte insanoğlunun en büyük tehdidi olarak görülen. Yani şeyden daha etkili bir tehdit kıyamet senaryoları için e, gök taşından. Sen bunu mu kullandın? Evet. Ha. Bir tanesiyle cevap verilme kararı alındı an diyelim. Alındı diyelim. Ki alınabilir. Nedir? Şehir merkezine değil. Yine bir askeri üsse. Bunlardan herhangi birisi. NATO, şu, bu, faktof, bir ülke, tek ülke. Rusya'da herhangi bir askeri üsse. Bu arada Rusya deyince şurasını hep düşünün. Burası böyle bomboş, ya yani bomboş değil de buraya nazaran şey. daha başı. Şurada herhangi bir askeri üsse. Düğmeye bastığı an bu nükleer başlık sistemi şöyle işliyor. Bir kere kalktığı an, atılan ülke onu görüyor. Daha 34. saniye mi ne tespit ediyorlar? Havalandı geliyor diye. Tespit etti Rusya diyelim. Siz bunun ki yaklaşık 25 dakika ile 35 dakika arası süreler var bunların menzile ulaşması için. Biliyor ki 30 dakika sonra benim bilmem ne üstüme bu şey düşecek. Nükleer. Nükleer bir atom bombası düşecek. Diyelim ki o anda Rusya'da madem öyle sen bunu bana gönderiyorsun. Örneğin bunu Amerika Birleşik Devletleri gönderdi diyelim. Ben de sana bir tane buradan sallıyorum. Ha, bir tane bile müteakip karşı düğmeye basıldığı an ki bunlar sistem olarak çift düğme biliyorsunuz. Tek düğme değil. Ya o zaman şöyle bir şey var. Bir dehşet dengesi var. Bu dehşet dengesi nedeniyle kimse bu silahı kullanmaya cesaret birinciye edemez. Birinciye basamazsınız onun için diyorum. Çünkü birinciye bastığınız an senaryonun sonu şuydu, O zaman ne yapar biliyor musunuz Amerika? Kaç tane var elinde? 5600 değil mi? Bunların hepsi Amerika'da konuşlanmış değil. Denizaltılarda var. Gemilerde başka var. ülkelerde var. Gemilerde var. Dağınık yani çeşitli yerlerde bu nükleer başlıklar. Dünya yanar ya. Ama bunların en az dört bin tanesine basar abi. Ne diyorsunuz ya? Tabii. Çünkü siz, düşünsenize Rusya sizin bir tane üstünüze salladı bir tane. Aa, o zaman ciddiye almayacağız bu nükleer silahı. Bence öyle. <laughs> ben onun için bunu aldım. ben, Abdullah. <laughs> Şimdi tabii Hakan Bey sözü kesmek istemedi ama izin verirseniz burada burada yani Müsaade e, eder bu çok misiniz? ciddi bir iş. E Erdoğan paşam bir dakika affu izin Şimdi sizin Bana sözü için müsaadenizle. Ama eder yani misiniz? benim iddiam şu. Birer tamam, tane olmaz bu abi. abi. Şimdi e, müsaadenizle. Teslim edeyim ben yermeyi. Şimdi dünya devletler bu silahlara sahip olduğundan beri zaten ben bir ben bu silahlardan lütler, bahsetmedim Hakan Bey. Oturuyor. Pardon. Bir Erdoğan paşam bir şey söyledi. Anladım Ayın, Paşa'm. Sayın Hakan ben bu silahlardan bahsetmedim. Bu gözükler sizin orada 5000 bin küsür gözükenlerden bahsetmedim. Neden bahsettiniz peki? Ben taktik nükle, ben taktik nükleer silahlardan bahsettim. Farkı Hı. ne? Taktik nükleer silahlar bunların içine girmez, bunların sayısına ilave olmaz. Hı. Taktik nükleer silahlar bizim e, kara kuvvetlerimizde de vardı zamanında, topçu birlikleri tarafından atılır. Peki tahribatı yani onlar, ne kadardır onların e, yani tahrip tahrip gücü nedir onun? Tahribatı onların? o siz anladım. ayarlıyorsunuz. Hayır tahribatını siz ayarlıyorsunuz. Düşük tahribatlı. Yani Şimdi, e, Japonya yatıdan 20 kiloton, bunlar yarım kiloton. Anladım. Tekrar birlikteyiz. Ya şu şeyi sor, şu şeyi konuşacaktık değil mi? Nükleer silahların hepsi aynı mı? Nerede şu tabloyu göstersene bir Onur. Erdoğan Paşam, şimdi bakın Evet. size, size herkesin çok merak ettiği bir soruyu soracağım. Bu nükleer silah dediğimiz olgu Kuzey Kore'de de var, İsrail'de de var, Pakistan'da da var, Çinde de var, Amerika'da da var. Ya bunların hepsi aynı mı teknolojik olarak, güç olarak? Ne diyorsunuz bu konuda? Değil efendim. Yani şimdi Rusya'dan Amerika'ya atacak olduğu mesela daha değişik kilotonu olabilir ondan sonra ama İngiltere'ye atacağının daha değişik olabilir yani hedef önemlidir elde etmesi de mümkün yani işte en küçükleri sayılan Japonya'ya atılan 20'şer kilotanlıktı şimdi bu 20 30 40 50 100 200 imkanına ulaştı bu ülkeler zaman içerisinde dolayısıyla hedefi ne hepsinin bakın bu 5.000 küsur 977 Efendim bombanın hedefi hepsi apayrı. Apayrı olunca efendim lüzumsuz şimdi bir yere e, 20 kilotonluk yetiyorsa 40 kilotonluk yetiyorsa 200 kilotonluk atacak haliniz yok. Yani hedefleri nedir? Hepsinin hedefleri var. Hedeflerine göre kilotonları var. Hı. Ve onun için e, yani e, İsrail için tehdit neresidir bilmiyorum. Yani o kendisine göre bir tehdit belirlemiş ve 90 tane var yani öyle e, bir şekilde dünyada yayınlananı söylüyorum. Onun hedefi ne ise ona göre efendim kilotonu var bilmem işte ona göre patlayıcısının gücü var. E, Rusya için de böyle bu Amerika için de böyle ha, her bu. Biri, Özellikle tabii ki hedefine bağlı olarak her biri ben, e, ayarlanabilen bir e, her biri kendi açısından evet. e, neyi hedefliyorsa ya da neyi tehdit olarak algılıyorsa evet. ona karşı konuşlandırıyor. Evet, evet. evet. Dolayısıyla bu peki teknolojik evet. fark var mıdır arada? Yani birinin ki daha acayip teknolojiktir de öbürünün ki biraz daha ilkeldir. Böyle bir değerlendirme yapılabilir mi? Vallahi şimdi tabii ki biz kadem Amerika Birleşik Devletleri daha önde görülüyordu. Şöyle söylemek istiyorum. Ee, ama e, 90'dan sonra biliyorsunuz bu işte Putin e, Sovyetler Birliği çöktükten sonra Putin e, başa geçtiğinde bunlara asıl önemini vermeye başladı. Yani e, bu konuya önem vermeye başladı. Hatta iki sene evvel bir e, balistik füze denedi. E, balistik füzenin özelliği şuydu: Eskiden balistik füzeler işte yukarıya çıkar, oradan aşağıya düşer. Gider Amerikanın üzerine düşerdi. Ama şimdi e, bunların yakalanma ihtimali çok yüksek olduğu için hava savunma efendim, birlikleri tarafından Amerika'nın TAAT denilen bir sistemi var. 1300 kilometreden önlüyor. Ondan sonra Aegisler var. E, yani pardon TAAT'lar 3000 kilometreden Aegisler 1300 kilometreden Patriotlar 150 kilometreden önlüyor. Yani bir sistem kurmuş e, bu sistem içerisinde de tutulmasın diye en son denediği 2 sene veya 3 sene evvel denediği efendim e, yukarıdan geliyor belirli bir yerde Amerika'ya yaklaştığında alçağa iniyor ve bir şekilde görünmez hale geliyor. Bir şekilde en radarlarda doğru. belirli ölçüde ondan sonra 8-10 parçaya ayrılıp benim Amerika'nın içerisine girip de e, aynı anda bir bir başlıktan 8 tane 10 tane efendim e, ayrılan e, bomba denemesini yaptı bu. Yani e, tabii ki patlatma söz konusu değil de denemelerini yaptı Rusya ve bunu Putin de ilan etti. Onu demek istiyorum. Putin son zamanlarda bu nükleer silah konusunda e, aşırı bir e, hamle yaptı. E, Amerika Birleşik Devletleri işte bu bilhassa işte son zamanda da denediği hipersonik füzeler filan. E, bunun amaçlı yani süpersoniğin üstünde yani sesin 10 e, katın dahi üstünde bir füze denemesini işte yeni yaptığını da görüyorsunuz. Ukrayna'da da kullandı. Daha önce de bunun denemelerini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de zaten bu konuda biraz geri kaldıklarını kabul ediyor. Ona da yatırım yapacaklarını belirtmiş konumdalar. Şunu söylemek istiyorum. O nedenle de Rusya ayırdığı paranın çoğunu bunlara ayırdığı için şu anda kara birliklerinin ve hava birliklerinin yeterli olmadığını görüyoruz. Zaten Ukrayna'da. Peki. Bir bilgi dipnotu düşebilir miyiz bu arada? Komutanlar teyit edecektir benim. Şimdi bu Amerika'nın elinde 5 bin küsur var ya ve Rusya'nın elindekiler. Diğer ülkelerdekiler hakkında bilgim yok. Ama bu Amerika ve Rusya'dakilerin nükleer başlıkların yarıya yakını belli kentlere ve askeri merkezlere çok önceden konuşlandırılmış. Ee, bir şey de, hayır eee e, şey, Erdoğan Paşa ha, onu söylüyor zaten. Tabii tabii. Ben anlaşılsın diye söylüyorum. Evet evet yani. Yani ben, düğmelere basıldığı an tabii. Mesela Sovyetler döneminden kalma e, iddia oydu ki bu bir adam var. E, şimdi ismini hatırlamadım. Kitabını okumuştum. Mesela İstanbul'a yönelik iki adet Rusya'da nükleer başlık var idi. Düğmelere basıldığı an ikisi İstanbul'a. Ama bu değiştirildi mi sonradan? Bunları bilmiyoruz. Ama de, Soğuk anla, Savaş döneminde ben Erdoğan Paşa'nın söylediğinden bunu çok net anladım. Yani hı. diyor ki bu silahlar öyle elimde silah var durmaz diyor. Yani bunlar diyor tehdit algısına göre konuşlandırılır. Ona göre ayarlanır hı. diyor. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Yarısı başka hedeflere ayarlanabiliyor ama bazı 3000'e yakını mesela Amerika'dakilerin dünyanın çeşi, Rusya ağırlıklı olmak üzere kentlere ve askeri üslere direkt Menzillidir, nişanlıdır. Basıldığı an oraya gider, başka yere gitmez. Bir şey soracağım. Erdoğan Paşa'm kısa cevaplar mısınız? Bu sayılar bizim verdiğimiz şu ülkelerin elindeki tahmini nükleer başlık. Bu yani tahmini sayılar bunlar ama böyle mi var sayılır? Bunlar bu ülkelerin elinde vardır kesin. Yani bu nereden çıkar bu rakamlar? Net bilinir mi? Doğru mudur bu? Şimdi tabii ki bunlar biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim efendim. Bunlar biliyorsunuz e, mümkün olduğu kadarıyla nükleer silahların azaltılması için salt bir salt ki e, efendim konferansları ve toplantıları yapıldı. Ruslar ve Amerikalılar tarafından, NATO tarafından e, mümkün olduğu kadar e, bu silahlar azaltılmaya çalışıldı. Hepsi zaten birbirinin ne kadar silah olduğunu biliyor, gözlüyor zaten. Hepsi uzaydalar. E, daha önce de söylemiştim. Amerika 1994'ten itibaren Yerdeki yumurtayı gözlüyor. Gözleyebilme yeteneğine sahip evet. oldu o zaman. Yani devamlı surette birbirlerini gözlüyorlar. E sayılar 3 aşağı 5 yukarı doğrudur diye düşünüyorum. Zaten kendileri anlaşmalarla belirli miktardaki nükleer silahları bir şekilde imha ettiklerini söylediler. Yani yani bu mu kaldı? Bu rakamların doğru mı kaldı? olduğuna inanıyorum. Bu rakamlar kaldı geriye. Bunlar kal evet bunlar kaldı. Bunlar kaldı. Peki, e, Abdullah Bey şeyi biliyor musunuz siz? Lütfen e, tekrar sizi alalım. Yalnız bu arada İsrail'de de var. Isra Pardon, varmış tamam. Var. Pakistan'da <laughs> da var. Ben listede yok zannettim. Tamam. İsrail'de de var. Yani e, şimdi biraz Hakan Bayrakçı bahsetti. Yani biz bu nükleer silahların kullanıldığı ilk yer olarak İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki'yi evet. biliyoruz yani. Evet. Ki diyorsunuz onlar bunlardan daha az gelişmişti, çok etki gücü azdı. Buna rağmen hala Hiroşima ve Nagazaki de yıkım yaptığı yıkımı konuşuruz. Türküler yakılmıştır, şiirler Doğru. yazılmıştır, şarkılar söylenmiştir, haklarında hala filmler çekilmiştir. Neyse. Bunların mevcutların yani e, tahrip gücü hakkında ne biliyoruz? Yani, şimdi... yani e, tabii şimdi şöyle bir cümle kurmak gerek. Standart bir imha kabiliyeti. Böyle bir cümle kuramazsınız. Ha, bir tanesinin... Yani önemli bir 20 kilotonluk bomba nasıl bir etki ortaya koyar? Şunu tarif eder misiniz komutan? Daha net anlasın herkes. Biz de daha net anlayalım. Allah muhafaza bir kentin göbeğine bir tane e, yüksek megatonlu bir şey, tonla, tonatelsi olan bir nükleer başlık düştü. Birinci etkisinin içerisinde yani o 3 saat süren ilk etkide toplam kaç kilometre yaklaşık tabii bu yarıçap ve kaç kişi öldürebilir? Hocam bununla ilgili yaşanan iki tane örnek var. He. Hiroshima ve Nagasaki. Tamam. O mudur yani örnek ki başka yok mu? Ha, şimdi örneğin başka 20 yok, tabi de. 20 kiloton. Ben tahminini şimdi, sordum. Şimdi o burada şimdi bunda e, bir kere arazi koşulları son derece önemli. Ee, binaların ortaya koyacakları etki, mukavemet son derece önemli. E, ee, i̇nsanların almış oldukları pozisyonlar son derece önemli. Yani örneğin biz bir nükleer saldırıya karşı eğitim alırken kendimizi nasıl koruyacağımıza dair işte toprağı nasıl kullanabiliriz, bodrumu nasıl kullanabiliriz, işte menfezleri, dehlizleri nasıl Korun, kullanabiliriz? Bir dakika, nükleer silahtan korunmak diye bir şey var mı? Var. Mümkün olduğu kadar. Amerika sığınak dolu. Evlerin çoğunun altında sığınak var ya. Yani. Radyasyondan nasıl koruyacak kendisini? O zaten radyasyon etkisini yani 6-7 ay ilk 6-7 ay atlatacak kadar oraya yiye ya, yiyecek. Ya şey onunla ilgili zaten e, depolama yapıyor. Peki radyasyon etkisi 6-7 ay mıymış ya? Hayır ama azalıyor. Ha, azalıyor. O azalıyor. İlk bombanın atılmasından 6 ay sonra ilk, azalıyor. İlk ölümcül etkisi zaten e, basınç ve ısı. Yani 3000 derece. Yani ya, kavuruyor. Ya, kavuruyor, önce. kavuruyor. İlk bir saati söylüyor. Ne kadarlık bir alanı? Yani ha işte, onu sordum. Yani o işte e, yanlış hatırlamıyorsam 300 bin kişinin herhalde 120 bin kişisi ilk anda öldü. Şeyde. Yani e Aynen ya. öyle. 120 bin kişisi ilk Ondan anda Ondan sonrası işte zaman yani yaralı. Birkaç oldu. ay için Ama Hakan bayrakçı diyorsun, diyor ki. bugünkü bombalarız. bugünkü sordu. bombaların etkisi diyor. Çok kaç daha misli yüksek. dediniz? Çok, 80 misli olan da var, 30 misli olan da var. Erdoğan Paşa'm sizce nasıl bir etki yaratır bu silahlar, bu bombalar, nükleer silahlar? Yani çok güzel açıklanıyor. 20 kilotonluk efendim işte ne kadar bir ölçekle kimçileri öldürüyorsa efendim 200 kilotonluk 10 katı mesafede 10 katı büyüklükte bir yerdeki ne kadar nüfus varsa onu yok ediyor manasında olduğu ortada. Yani bu megatonsa yani ben e, şunu söylemek istedim deminden beri. E, diyorum ki hedef ne? Yani siz hedef bilmem işte 100, 100 kilotonlukla halledebiliyorsanız siz kalkıp da 200 kilotonluk atmazsınız. Her e, efendim, e, balistik füzenin e, mermisinin hedefi belli olduğu için hedefe göre ayarlanıyor. Ben Peki. şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, hem e, ondan sonra şimdi e, merkezin yerini söylemeyeyim mi söylüyorsa Amerikalılar söylesin. E, onların e, sığınaklarının merkezini yani savaş yönetim merkezini de gezdim. E, bunun yanı sıra e, özellikle e, silolarının yani balistik e, füze silolarının yerlerini de gezdim. E, o nedenle e, bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani. E, diyelim ki Moskova'ya atılacak başka efendim e, ne bileyim e, Rusya'daki bir başka şehre atılacak başka. Stalingrad'da atılacak. Ahmet Bey bir şey sorabilir miyim Erdoğan Paşa'ma? E, Kiev'e atsa o da sivillerin olduğu bir yere atsa onun etkisi ne olur? Bütün Kiev'i ölür. Ben şöyle düşüneyim tabii ki çok kötü olur. Yani o yani normal eğer bir 20 Bütün kilo Kiev bile atsa e fevkalade 100 bin kişi işte gider. Savaşı onu, bitirir mi? E, yani Allah şimdi Bakın ya. bu savaşı başlatır bana göre. Ondan sonra mutlaka artık bu nükleer savaş başlamıştır dünyada e, onu e, bana göre nükleer savaşı başlatabilir bitirmez yani. Bana göre bitirmez. Kesinlikle. Bana göre bitirmez yani. Şimdi hani Japonya fahmet, örneğinde Japonya'da 2. Taraftan, Dünya başka. Savaşı'nı evet. bitirdi ama evet. burada O başka... zaman Amerika'da Bana bir tane vardı. Şimdi o Başkan zaman diğer diğer işte Batı evet. ülkeleri muhtemelen doğrudan bir e, savaşa bile neden olabilir. Ne bileyim. Evet, evet. E, belki Rusya'ya da bir e, füze atılması. Yani o evet. e, Hepsi birden konumuna değil Hı. de e, yani ...bir tane atılması konumuna belki geçebilir. Anladım. Bilmiyorum ben yani. Batı'da, Amerika'da Moskova'yı vurabilir. Moskova diyorsunuz. olmaz ama mesela şimdi Moskova olduğu Hı. zaman... ...bunun hepsi herkes ateşler. Anladım. Ama diyelim ki Rusya'da bir yeri seçtiklerini düşünün. Ondan sonra o, o, o da sıkıntı yaratır. O yüzden söylüyorum. O da baykonura gönderir. Yükler, silah kullanır. Şeye yükselmesin. Yani... Genel nükleer Efendim çatışmaya yükselmesin diye onu söylemek isterim. Anladım. Bu topçudan atıldığı için de takibi de çok çok zor. Anladım. Yani e, Amerikalılar için de nükleer silah getirdiniz, top vermesi gibi bu. Yani evet. aynı topçu vermesi gibi atıyorsunuz ama nükleer. Nükleer. Yani ondan sonra şeyi çok düşük, derecesi çok düşük. Bir kiloton mesela. Ama düşük de olsa netice itibariyle bir nükleer silah. A ama küçük bir yerde. Küçük bir. Küçük bir yerde, bir yerde olduğu için. Ee, o efendim bunların hepsini birden e, bir Ateş yerde letmez. ateşletmez. Ha. Onu söylemek istiyorum. Zaten e, o misali Yoldan. de şeyden onun için verdim. Bizim Sen kara kuvvetlerinde Norveç. mesela diyelim ki e, ondan sonra bizim bir zırhlı e, tugayımız efendim e, kuşatıldı. O zamanlar biliyorsunuz sadece e, Sovyetler Birliği ile sınırı olan tek ülkeydik. Norveç, e, de vardı ama Norveç'in o biliyorsunuz buzullar bölgesinde Oradan zaten bir kara birliği harekatı düşünülmüyordu. Bir şey. Dolayısıyla bir tek Türkiye'ydi efendim doğrudan temas halinde Sovyetler, Sovyetler. Birliği ile. E, o nedenle herhangi bir şekilde e, hiçbir zaman olmasın da diyelim ki bizim bir e, tugayımız kuşatıldı, imha olacak. O zaman nükleer e, efendim elinizdeki o kara topçusuyla atılanı kullanıyorsunuz evet. ki e, bizim e, tugay imha olmasın i̇mha diye. Olsun. O da o kadar büyük bir silah olmadığı için belki genel nükleer çatışmayı başlatmıyor. Anladım. Yani füzeler ateşlenmiyor. Evet, Peki. başlatmayabiliyor. Abdülkadir çok teşekkürler. Harika oldu. Ee, güzel oldu. Paşam açıklamalarına şey yaptım ama siz Abdullah Bey dediniz ki nükleer atıldığında bina mukavemetinden bahsettiniz. Yani benim gözümde ben tabi bu işin uzmanı değilim. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Yani bir nükleer silah patladığında ha, binalar ortada kalıyor mu o büyük bir ısı gücü karşısında? Ayakta kalır mı binalar? Sağlam olan kalıyor. Yani o bina mukavemeti tabii, dediğiniz bu, o yani, mu? yani tabii binaların e, işte hani depremle ilgili bir şeyimiz var. Kriterimiz var. Nükleer tabii bunun şeylerini teknik tek detayları bildiğimi söyleyemem. Ama sonuçta mukavemeti yüksek olan binalar, bunların bodrum katları, işte menfezler, dehlizler, tüneller, metrolar ee, bir nükleer silah saldırıyla karşı karşıya kaldığınız zaman hayatta kalabilmek için, hayatta kalabilme olasılığını arttırmak için kullanılabilecek en ideal yerler. Askerlikte öğretilir mi bunlar? Tabii biz, bu, yani NBC'ye karşı e, korunma tedbirleri bir ders vardı. NBC nedir? Nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik. Sonra radyolojiyi de ekledik. Aslında birazcık mesele oradan bakmakta fayda var. Ordu Tüm... karargahlarında var. Hala var değil mi? Var var Yani şimdi tabii e, çok ilginç şeyler de yaşadık. E, şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ee, hani yani ha şunu merak ediyorum askerlikte nükleer biyolojik silahlara karşı korunma yöntemleri sürekli yenilenerek anlatılır mı? E tabi yani anlatılır bir de en önemli olan kısım zaten teçhizat. Teçhizatı tehcizat da var. Çünkü o hani şey tabii. hatta bir şey, ha 1991 e, Bolu Koman Tugayı'ndaydım. Körfez Savaşı. E, Birinci Körfez Savaşı. Saddam Kuvvet'e girdi. Büyük bir gerilim ve biz işte e, stratejik ihtiyat olarak savaşa müdahale edecektik. Komandu olarak. Şimdi e, nüfus kimyasal silahları var, işte kıyamet topu filan. E, büyük bir ihtiyaç doğdu, doğdu ve elbiseler geldi. Ben o elbiseleri e, sonra bir tanesini hatta şey yapıp açı açlıklarımızdan bir tanesi çok pahalıydı. Daha da ekso e 30larda filan kullandım. Ya o şey mi? Kim bir, bir ironi yapıyorum. Kimyasala karşı. Kimyasala karşı. Elbise artı 55 derecedeki kullanmamız için bize gelen elbiseydi. Yoktu elimizde. Türkiye'nin elinde yoktu. Hollanda'dan geldi. Soğukta da kullandım diyorsun. Hayır. Eksi otuzda kullanmak için şey yaptım. <laughs> aldım onu. O kadar sağlamdı ki o. Şimdi bir diğer tarafı. Yani maskeler geldi. Maskeler bizim zamanında 2. Dünya Savaşı'nda Atatürk'ün Mamak'ta gaz maskesi fabrikası varmış meğer. Sattığı gaz maskelermiş. Bize yardım olarak gönderdiler. Ama şeyleri eskimiş. Filtreleri eskimiş. Yani kurumuş artık tamamıyla. Onları attık. Y yenisi geldi. Ama bu sefer de e, nişan almaya kalktık. Nişan alamadık. Çünkü hepsinin şeyi bu taraftaydı. Şimdi bizim Musa diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye bu nükleer korkuyu çok yaşamış. İstanbul'da her evin altına sığınak yapılması için genelge çıkarmış. Sarnıçların sığınağa çevrilmesi bile planlanmış. Ankara'da da var. Ankara'da Dikmen Vadisi. Ondan sonra kalenin altında. Şu anda ama şu öyle bir öyle bir teyakkuz hali yok galiba. Yani binalarda falan. Şu an bizde mi? Türkiye'de mi? Türkiye'de yok var. öyle Bir sığınak mığınak yani... yok yani. Yani yine Hayır, zaten Ahmet Bey bilgi vermek ben isterim. Ev görmedim Bu, Burada önemli buradaki mesele şudur. <laughs> bu nükleer savaşın çıkmamasıdır. Abdülkadir <laughs> bir şey söylüyor. Ve, Ankara'da yaklaşık 15 gün önce 15 gün önce altında belediyesi ile bakanlık arasında bir anlaşma yapıldı. Ben de onu merak ettim ne anlaşması diye. Ankara'da Ulus'ta Ankara Kalesi'nin altında İkinci Dünya Savaşı'nda bir sığınak yapılmış. Ve bu sığınak e, o zamanki konulan teçhizatlar hala muhafaza edilmiş. Çünkü o sığınak belli bir süre sonra kullanılıp tahrip etmesin diye kapıları e, kaynakla kapatılmış, muhafaza edilmiş. Açıldığında Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmişti. Açıldığında orası şu anda belki bir turistik amaçla kullanılacak ama... E, Almanlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliğiyle o günün şartlarına göre yapıldığı ve oldukça korunaklı olduğu söyleniyordu. O 15 gün önce ortaya çıkardı zannediyorum. Kısa bir süre sonra Ankaralılar orayı gezip görebilecekler. Erdoğan Paşam. Şimdi efendim bütün askeri okullarda bu e, DBC yani nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik silahlara karşı e dersler verilir Bunun yanı sıra e, Türkiye'nin nükleer Biyolojik kimyasal Ve radyolojik silahlara karşı Korunması görevi GATA'ya aittir Yani e, Malumunuz sağlık komutanlığına Aittir daha önce Sağlık komutanlığı vardı biliyorsunuz Bu sağlık komutanlığı vasıtasıyla 32 askeri Hastane ve daha sonra Revirler ve sahra hastaneleri Aynı zamanda hava kuvvetlerinin üstlerindeki efendim, e, ve yakınlarındaki hastaneler, hepsi birlikte e, bu silahlara karşı tedbirler alınmasıyla e, zorunlu olarak, yani asla ve asla e, bir biyolojik kimyasal silah hazırlamaksızın, tamamen koruma amaçlı bir şekilde görevlidirler. Şimdi kanun hükmünde kararname ile 15 Temmuz'dan sonra, Askeri hastaneler kapandığı için ve Sağlık Bakanlığı'na devredildiği için bugün askeri hastanelerle iletişim olmadan zaten bir ülke insanının tamamının efendim nükleer, biyolojik, kimyasal silahlara karşı korunması bir yerde bence söz konusu değildir şu anda ve bunun içinde daha önceki dönemde ayrıca yani derslerin dışında arı okulundaki derslerin dışında. Veya uçuş okulu veya sınıf okullarındaki derslerin dışında NBC subayları vardır Yani nükleer biyolojik kimyasal silahlara karşı Mücadele verecek NBC kursu görmüş subaylarımız vardır As subaylarımız vardır Ve bunun yanı sıra da Efendim değişik şekillerde hazırlık yapılması konusunda e, Tedbirlerimiz söz konusudur Biz bunu özellikle söylüyoruz e, Şu anda NATO ülkelerinin hepsinde bu var ben ihtiyat kuvvetleri e, temsilcisi olarak yurt dışında görev yaptığım için e, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı olarak e, orada bütün ülkelerin bu ihtiyat kuvvetleri yüzde kırkını temsil eder aşağı yukarı kuvvetlerinin hepsinde bir e, konuşmamız ve toplantılarımızın bir nedeni harekatla ilgilidir ben kendim harekatla ilgili görev yapıyorum e, sağlıkla ilgili ve Yasalarla ilgili yani askeri hukukla ilgili toplantılar yapılmaktadır. Bunlar bir askeri efendim, e, ne bileyim gücün e, mutlak e, ve mutlak bir şekilde elinde bulunması gereken hususlardır. Aynı zamanda ülke insanını koruma amaçlıdır. Yani e, silahlı kuvvetlerin mutlaka nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik silahlarla e, mücadele etme yeteneğini sağlayacak. E, sağlık sistemi askeri e, sistemlerin içindedir. Ama Peki. bu ileride nasıl görülür gö bilemiyorum. Yani. Kanun hükmünde bile şu anda evet, evet. GATA'ya verilmiştir. GATA'nın elinde askeri hastane yoktur şu anda. GATA'nın elinde başka bir efendim bu konuyla mücadele edecek bir yer yoktur. Şu anda kanun hükmünde kararnameyle e, sadece işte GATA'da e, nükleer, biyolojik, kimyasal silahlara karşı Efendim mücadele e, mecburiyeti vardır Peki Altı, Erdoğan Paşam Kararnameyle bir başka alt, konuyu sor. yoktur Peki bir başka konuyu soracağım size Türkiye'nin nükleer silaha ihtiyacı var mı e, şimdi bakın e, yani şu olaylar olmasa e, yani ben de e, olsun istemem ama görüyorsunuz dünyada Efendim e, neler dönüyor e, Siz kendinizi önemli olan Korumak zorundasınız. Şimdi bakın yanı başınızda İran nükleer silah kavuşmak istiyor. Yani şimdi nükleer silah İran'ın kavuşması sadece siz İsrail'e karşı diye düşünemezsiniz. Yani herhangi bir şekilde İran'la ilişkilerinizin bozulması halinde efendim ola ki bir şekilde sizi caydırıcı bir noktaya taşır. Ha? ve e, Erdoğan Paşam, şeyi merak edeyim. ediyorum. Evet. Yani şu, şu Ukrayna olayı ve Putin, Biden sürekli nükleer demeleri mi sizi biraz etkiledi? Evet, ben hani normal zamanlarda çok e, etkiledi. Ha, çok etkiledi. Yani biz şimdi bakın e, böyle işte özellikle e, Birleşmiş Milletler daimi üyesi konumunda olanların. Bu nükleerden bahsetmeleri kadar dünyada tehlikeli hiçbir şey olamaz efendim. Yani demek ki sizin nükleeriniz olmadığı takdirde bunlar olmadık bir şekilde bunu konuşabilecekler. O yüzden Türkiye'nin ihtiyacıdır ondan diyorum. Abdülkadir Selvi. Erdoğan Paşama bir soru sorabilir miyim? Ha, Ahmet Bey, çünkü Sayın Erdoğan bir konuşmasında Türkiye'nin nükleer silahı olmamasını Hazmedemiyorum e, demişti. Şimdi bu son tartışmalar ışığında bunun artık bir zaruret olduğu da ortaya çıktı. Erdoğan Paşam bu konuda ne düşünüyor, nasıl izah etmek gerekir? Ben aynen e, katılıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza ben aynen katılıyorum. E, tabii ki e, Türkiye'nin e, çok zorlukları var. Yani Türkiye nükleer silah elde etmeye kalktığı takdirde çok Türkiye ile uğraşırlar ben Pakistan'la uğraşılmasını bil fiil e, yani e, takip etmiş birisiyim e, o nedenle e, Pakistan hala e, bakın e, yaptırımlara devam edilen bir ülke e, Türkiye'ye de işte bu yaptırımlara e, karşı bir tedbir aldıktan sonra bunu yapmalıdır diye aynı düşünce düşüncedeyim Anladım. bu arada e, bir izleyicimiz İmar kanununa diyor 8184 sayılı imar kanununa ek olarak sığınıkla, sığınaklarla ilgili ek yönetmelik 2010 yılına kadar vardı. Bütün il ve ilçelerde sığınak yönetmenliğine uygun olarak binaların, işyerlerinin ve AVM'lerin altında özel ve genel sığınaklar vardı diyor. Ya Bunu yeniden bence yürürlüğe sokmak lazım. Ee, Bunun yeniden faaliyete geçmesi lazım. Hakan Bayrakçı, Türkiye'nin nükleere ihtiyacı var mı? Bence var. Bu arada Onur e, Afad'ın şeylerini göndermiş. Bomba pas sonrası vereceği e, ölüm, yaralı, hastalık şeylerini. Uzun ama <laughs> bir ara vakit olursa okuruz onları. Ne nükleer silah patladığında Bir bomba patladıktan sonra kaç gün sonra kaç kişi ölüyor? O Bence anda Bence okuyucu çok Ama çok, çok uzun. Peki bir kısmını e, söyleyeyim. Bir kere Afat'ın tespitleri bunlar. Afat'ın. Afa, Onur Afat böyle bir çalışma mı yapmış? Yani nükleer bomba düşerse ne olur? Sitesinde böyle bir bilgi var. Peki. Ya site demek almış bir yerden de almış olabilir. Şimdi bir kere 40 yıl sonra bile önemli olanları aradan okuyorum. Ee, 1 milyon tiroid kanserine 300 bin diğer kanser çeşitlerine. 1,5 milyon tiroid anormalliklerine ya da 300 bin genetik bozukluklara yol açabilir. Yani bir kere bunun tesiri bir kere 40 yıl sürüyor. Ve hastalık olarak. Tabii. Bu böyle hani patladı. Başka batladı. bir örnek vereyim size. Ha? Irak'ta Amerikalılar kullandılar. Yani e, uranyum, seyreltilmiş uranyum çekirdekli mermiler kullandı. Peki etkisi oldu mu? Oldu böyle. tabi. Sağlık. Tabi canım. Bence devam. tabii. Tabi, duyuyoruz Sakat ya. Sakat doğuyor çocuklar tabi, falan. Tabi. Yani nerede? Felluce'de, Ramade'de. Çok Öyle mi ya? Canım. Peki tamam. dünya ayağa kalkmamış mıydı o Yani adam? o savaşta hiç kimse biliyorsunuz. Herkes tam siper yapmıştı. Tabii. Orası şey sarı saçlı mavi gözlü değil tabi, oradakiler tabi, değil mi? Aynen öyle. Kara, kara insanlar. Tabi. Bu arada yine ilginç bir rakam. Rusya ve Amerika için geçerli bu. Daha birinci aşamada diyor 100 milyon kişi ölür diyor. Nasıl İkinci ya? aşama. Tabii. Yani nüfus şimdi toplam ikisi 400 milyon değil mi aşağı yukarı? bunlarda diyor. Yani. Tabii. Rusya Amerika için bu. 40 yıl sürecek tesislerini anlatıyor. Evet neyse. Burada çok ilginç rakamlar var. Okuruz Peki yine. bizde yani şöyle bir şey var. Yani ben de isterim bizde nükleer silah olsun. Yani bu kadar nükleerin leblebi çekirdek gibi konuşulduğu bir ortamda. Mutlaka senin de olması lazım. Yani ben de Erdoğan Paşa ile aynı kanaatteyim. Yani bu son tartışmalardan sonra iyice kanaat getirdim ki zaruret olması lazım da. Ee, Pakistan örneğini verdi. Ya hakikaten Pakistan bir nükleere sahip oldu. Başına gelmedik kalmadı. Biz, bizi de perişan ederler mi acaba? Şimdi bizde şöyle bir farklılık var bence. Laf aramızda, laf aramızda dediğim yani işin gerçeği Pakistan devleti, çok sevdiğim şahsen benim Türk milletinin de sevdiği bir millettir ve devlettir. Onlar da bizi çok sever. Fakat ve Pakistan. ve Pakistan fakat Pakistan'ın e, kuruluş öyküsü, devlet mevcudiyeti, devlet nohavı e, 80-90 seneyi geçmez. Yani Cinnahı müteakip, Cinnah'tan sonra o da Gandhi'yi zorlayarak Müslüman Hindistan diye ayırdı. Ama burası öyle değil. Burası şu anda e, teknik tanımlamalarla dünyanın 5. büyük ordusu denilen ülke ama ben komutan'a sorduğum zaman bana göre birinci ikinci diyen de var. Neden katılırım buna da birinci ikinci diyen görüşe de? Olay sadece ateş gücüyle tanımlanamaz savaşlar. Askerin direnç gücü de çok önemlidir. Senin Çay askerin derincilik. Tabii. senin evet. askerin kolay teslim olmaz. Senin askerin kolay kolay e, canı tatlı değildir. Kolay ölür diğer ülkenin ben, ülkesine zaman daha kolay olur. Şey Bunları niye söylüyorum? Ya Hı. bir nükleerin olmasının caydırıcılık yönü var galiba. Elbette zaten zayav, zaten biz Türk Silahlı Kuvvetlerini niye bu kadar güçlü tutuyoruz? Orayı burayı diye mi? Tabii. Bizim bir fetih şeyimiz mi var? Atatürk'ten beri Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin temel prensibi yurtta sulh cihanda sulhtur. Niye ordumuz Ama güçlü? Bulaşanı fena yaparım modunda bir ülkeyizdir biz. Bulaşana fena yaparım. Bana bulaşma kardeşim. Bunun sürebilmesi için güçlü bir ordumuz var. Bu bütçeden de böyledir. Halkın gözünde de böyledir. Askerini güle söyleye düğün bayramla askere uğurlayan dünya üzerindeki tek ülkedir. Tek ülkedir. Hiç kimse çocuğunu askere uğurlarken alkış kıyamet bayram seyranla uğurlamaz. Herkes hay Allah askere gidiyor diye uğurlar. Dolayısıyla bizim böyle farklarımız var. Şimdi madem bu kadar güçlüsün, bu kadar iddialısın, 2500 yıllık nohavın var, hala teknik olarak çok güçlüsün, son 3-4 yıldır milli savunma sanayine gerçekten büyük hizmetler verildi, çok büyük hizmetler verildi. E peki bütün bunlar varken senin gücünün, tarihinin, nohavının e, dünya üzerindeki etkinin onda biri kadar olan ülkeler bile nükleer gücü var. Örneğin Kuzey Kore. Kuzey Kore ne ya? Allah aşkına. Saygısızlık etmek istemiyorum. Devlettir. O adam da epeydir yok ortalıkta. Hiç sesini çıkartmıyor. Ortalık Soruştur, karıştı evet. Ya yani bu kadar Biden'lar, Putin'ler, Ukraynalar değil mi hiç? Ama yani, sonuçta 1946'da 47'de Benzer eleştiler Çin içinde söyleniyor. Çin evet yani, ama Çin yine yani <laughs> sonuçta şunu diyorum. Kim Ju değil mi? Ya Jiu, ha, Jung, evet. olmayan yani bir sürü olsa da olur olmasa da olur ülkelerde bile nükleer güç varken İran yapmaya çalışıyor bilmem ne. Sen dünyanın en geçerli, en güçlü, en muteber hatta diplomatik olarak bile çok özel bir konumda olduğun son 20 günde kanıtlandı. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Ben Ant ben Türkiye'de görüşürüm diyor adam. Bir dakika şaka değil o. Öyle aa, hop geç bir konu değil o. Bütün bunlar ortadaysa Bence Türkiye'nin değiştiyse şu tabelaya Kore gibi öyle 45 değil ama 250 tane de bizde var arkadaş diye oraya koyabilmemiz lazım. Hedef olmaz mıyız o zaman? Olmayız. Hiç merak etmeyin. Bu i̇şte dehşet dünya dengesini şunu anladı ki bu adamlar artık 2000 yıldır yaptıkları gibi gidip fethetmek falan peşinde değiller. Hayır hayır bu dehşet dengesinin içinde biz de böyle bir nükleer güç olarak bir tür hedef haline dönüşüyor. E caydırıcı olalım. Ben caydırıcılık anlamında diyorum. Ben demiyorum ki bir santim sınırımızın ötesine gidip Abdullah de Bey, siz ne düşünüyorsunuz? yapalım. Şimdi bir satıh var. Bir orta irtifa var. Bir yüksek irtifa var. Bir de bunların üstünde stratejik ve jeopolitik katman var. Bu jeopolitik katmanın aygıtı, silahı, nükleer silahlar. En üst katman. En üst katmanın silahı bu. Neyle, yani ne? şöyle çok özür diliyorum. Yani şimdi Hakan Bayrakçı da hatırlattı diyor ki yani sen diyor savunma sanayinde öne geçmişsin, millileşmişsin işte İHA'lar, SİHA'lar Ukrayna Savaşı'nda ciddi rol oynuyor, ee, savaş konseptleri değişiyor dünyada. Yani sen bu kadar iddia sahibi bir ülkeyken senin nükleer gücün o, olması gerekir mi? Tabii, olması gerekir. Eğer e, ee, jeopolitik arenada ben bir oyuncuyum demek istiyorsanız nükleer kabiliyet ve kapasiteniz mutlaka olmak zorunda. Savunma, Bulanmak için değil. Güçlenmiş savunma sanayinin mutlaka buna ihtiyacı var mıdır var. anlamında? Sonucu. Var. Yetmez çünkü. Yani jeopolitik katmanda bu aygıta ihtiyacınız var. Kaç katman var dediniz? Bir daha sayın. Orta irtifa, yüksek irtifa, yani alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa, e, jeopolitik katman, e, stratejik katman, jeopolitik katman. Ha hani diyorsunuz ki siz bu dört aşağıdaki dört katmanda varsanız güçlüyseniz öbür katmanda da. Bunu bile yeni yapmaya başladık. Evet. varız işte şu anda. Ama işte yoktu yakın zamanda. Yani 15 Temmuz öncesine kadar yoktu. Yoktu Bizi vermemişti. Doğru. Bakın Ukrayna. Ama çok hızlı çok hızlı gelişme çok Yani edildi. şimdi biz hava savunma füze sistemleri, hava taarruz füze sistemleri, savaş uçakları, sihalar, elektronik harp ve e, nükle, nükleer silahlar. Şimdi bunlar bir ülkenin jeopolitik arada olması için olmazsa olmaz silah sistemleri bunlar. Şimdi ya bunun içine yapay zekayı dahil edeceksiniz, siberi dahil edeceksiniz, uzayı dahil edeceksiniz. Yenidesi savaşın savaş alanları da biraz da bunlar. Şimdi hatta NATO şeyi konuşuyor. Yani siber savaş e, siber saldırı yapılırsa NATO'nun 5. maddesini yürürlüğe koyarız diye açıklamaları var NATO'nun Stoltenberg'in. Bununla ilgili bir takım çalışmalar var. Şimdi iş oralara kadar gitmiş durumda. Caydırıcılık açısından mı gerekli? Kesinlikle. Kullanmak için değil. Peki. Bakın Bir İsrail, şey soracağım size. İsrail'e niye saldıramazlar? Bu 90 yüzünden saldıramazlar. Bu kadar. Peki. Bir şey, şey soracağım kadar. size. Türkiye'nin mühendislik kapasitesi. Yeter. Pardon? Yapar. Nükleer silah. Tabii yapar da işte şey işi. Yani uranyum zenginleştirme ile ilgili bir sürece ihtiyacı var. Bir diğer tarafıyla da tabii e, bu silahı yapmak biraz önce söylemiş olduğunuz gibi yaptırımlarla ilgili bir şey. Şimdi siyasi ulus... bir karar bu diyor. Yani tabii yani siyasi şeyde, uluslararası arenada çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz aynı İran gibi. E, yani... Kuzey Kore o da kalıyor zaten diyorsunuz. Ya bir tek bu Birleşik Krallık, Fransa, Amerika onlara bir şey olmuyor değil mi? Onlar yapıyorlar. Yani şimdi Türkiye ne, ne istiyor? Bakın burada aslında çok ilginç bir detay vardı. Sorduğunuz aklıma geldi. E, e, Sayın Çavuşoğlu dedi ki e, garantörlük istiyor dedi. İşte 5 e, ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkesi Almanya artı Türkiye. Şimdi Türkiye'de bir cümle kuruyor biliyorsunuz diyor ki işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı değiştirilmeli. Burası aslında bir nükleer kulüp. Hmm. Şimdi, şimdi nükleeri bir, varsa. Şimdi o. hani bir bizde bizde oraya oraya girmek istiyoruz. Hatta ilk ilk bir Müslüman ülke olarak oraya orada var olmak gibi bir temel eğilimimiz var. Bu olaylardan hareketle. Yani e, nükleer bakalım, şart nükleer olmazsa olmaz. Bakın yani hani şimdi biz örneğin bize karşı son derece büyük bir husumet var biliyorsunuz. Baskı var üzerimizde. Özellikle bize karşı. Yani yani şimdi niye? Çünkü Türkiye bir şey söylemeye başladı. Ve Türkiye kendisini ispat etti. Yani diğerleri örneğin Almanya şu an kendisini ispat edemiyor. Ordusu bonsai ordu. Fransa ordusu bonsai ordu. Yani hareket imkan ve kabiliyetini yitirmiş ordular. Bunu bu kendileri söylüyorlar zaten. Evet. Yo, yo doğru doğru. Biz en zor zamanımızda Irak'ta kendimizi ispat ettik, Suriye'de kendimizi ispat ettik, Güneydoğu'da kendimizi ispat ettik, Doğu Akdeniz'de kendimizi ispat ettik, Tabii. Libya'da kendimizi ispat ettik, Azerbaycan'da Azerbaycan kendisini ispat etti. Bir şey soracağım ya, ee, yani Amerika değil mi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daim üyeleri Amerika, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Rusya. Rusya. Beşinde de nükleer var. Beşinde de Ne dediniz siz? Nükleer şey mi bu? Ne? Bir nükleer kulüp orası aslında. Nükleer kulüp yani <laughs> hakikaten doğru. Peki başka bir şey var. Bu ee, arada bu beş var ya ilk beş. Dünya beş büyük laf falan. O beşinin beşinde de nükleer var bakın. İşte onu söylüyoruz ha, ya şu ha. şu anda onu söylüyoruz. Ee, bu arada... askeri konuk bir başka kanalda şöyle bir laf etmiş demiş ki düğmelere basınca nükleer savaş birkaç dakika sürer birkaç dakikadır demiş yani İşte 30 dakika yani Yani bir dakika, birkaç dakika, dakika değil, değil ama ya. yani sonuçları insanlık için büyük bir facia olur evet, evet. yani onu ya. o kastediyor yani yani. Evet. yani bir şekilde dünyanın iklim dengesi bozulur yani milyarlarca insan hayatını kaybeder sonu e, ya projekten Ya sonu aslında. Abi, yani şu şunu demek istiyor yani kısa bir süre içerisinde dünya neredeyse tabii. yaşanmaz hale. Yaşanmaz hale... hale gelir. Katılır mısınız Erdoğan Paşam buna? E, şimdi tabii ki efendim yani bu ben hep bunu söyledim. Genel nükleer savaş söz konusu olursa e, dendiği gibi olur. Şimdi birkaç dakikayı şöyle tarif etmiş yani Polonya'dan atılırsa işte Moskova'ya 6 dakika oluyor. Ukrayna'dan atılırsa 5 dakika oluyor. Evet. Romanya'dan atılırsa 6 dakika oluyor. Efendim Macaristan'dan atılırsa 7 dakika oluyor. Evet. Yani e, onu söylemek istiyorum. Mo yani Rusya'nın etrafı zaten çevrilmiş. E, yani yani o bakımdan Batı yani, bölgesi de. için söylüyorum. E, evet Amerika'dan atılan da 15 dakika 20 dakika sonra. Yerine bağlı olarak nükleer denizaltıdan atılmışsa ne kadar yakında bir yerdeyse bilemem. E, o öyle yani onu e, gayet açık bu yani ondan sonrası yok. Yani e, bu iş şöyle mi oluyor Erdoğan Paşa'm? O hep biz ben çocukluğumdan beri bu nükleer meselesi gündeme geldiğinde Düğmeye basma metaforuyla anlatılır. Evet. Yani bu böyle bir düğmeye basmalık bir iş midir? Evet. Hakikaten bir karar işi aslında. Düğmeye basma, buna karar vermek. O sembolü. Karar, yani. bir Biliyor karar Biliyor yani Silahın kullanılma tekniği bakımından. Biliyorsunuz. Bu Yani şimdi şeyde, Amerika birlikleri işte yanında bir nükleer çanta taşır. Bunu söylerler hep. Yani do öyle midir bilmiyorum ama hani bu filmlerde hep böyle şeyler var. Bir karara bakar. Yani e, tamam o uça, kararı karar verdikten sonra da gerçekten teknik olarak düğmeye basarak mı yapılır? Bu? Bir prosedür işi Bizim bildiğimiz öyle. Erdoğan şey. Paşam. şimdi e, bunu bildiğimiz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın e, efendim çantası var nükleer e, efendim savaşı başlatmak için başkasına verilmiyor ve koruma altında biliyorsunuz bu e, Trump'ın olayları nedeniyle bazı konularda efenin bir şekilde Trump daha teslim etmeden bu çanta bir yerde kenara falan alındı. En son olayda Biden olayında yani bu çok şey oldu konu oldu. Ya paşam biz bunu bir böyle şey gibi başlayalım. şehir efsanesi işte filmlerde falan konuşulan gösterilen bir olgu olarak anlarız ama ee, gerçekten ciddi ciddi Amerikan başkanında böyle bir nükleer çanta muhafaza ediliyor var. Öyle mi yani? Elbette öyle olması lazım ee, söylüyorum. Zaten e, aynı zamanda e, efendim o silolardaki birlik komutanlarıyla doğrudan irtibatlı olan bir çanta o. Yani bir herhangi birisinin eline geçip de bir şekilde başlatmasın diye çok e, güvenlikli, bir şekilde takip edilen bir şey. Peki aynı ee, yöntem Şunu aynı isterim. aynı yöntem Putin içinde söz konusu mudur? Yani onda var mıdır bir çantası mantası? Muhtemelen yani o muhtemelen öyledir. Yani bütünlükler silahlara sahip olanların kimse yetkili onun elinde muhtemelen başlatmayla iş ilgili ilk hareketi verecek. Yani bir şekilde doğrudan devlet başkanına e, bu konu e, yetki olarak devredilmiş konumda. Şu anda gördüğümüz bildiğimiz o. Evet. Yani bugün Son de muhtemelen Putin'e aynı Amerika'daki gibi devredilmiş vaziyette yani bunu, olduğunu düşünüyor. Bir, bir, düşünüyorum. bir kararını veremez. Neden? Bir halk tarafından seçilmiş bir iradenin buna karar vermesi gereken. Siyasi lider. Siyasi lider. Yani siyasi yani lider yani bunu karar. Ülkenin ver. siyasi Tabii, lideri halkın kimse halkın seçti. Çünkü halkın seçti. kaderiyle ile ilgili bir şey. Tabii. Yani, bir de doğru. sembolik bir tanım vardır. İki duygu olur birbirine minimum 3 metre uzaklıktadır. Yani bir kişi basamaz. İki kişi aynı, aynı anda, anda değil mi? Öyle öyle şeyler anlatılır ama o da mı doğru acaba? O doğru. O doğru. Yani böyle, böyle... E çünkü delinin birisi çıkar eser. Kimseden emir almadan açar. Evet. İki kişinin birden basma iki, zorunluluğu. İki kişinin aynı anda delmesi de anda. milyonda bir ihtimaldir. Yani yetki vardı. veren kişinin yani <laughs> siyasi karar vericinin onay vermesi gerekir. Onayı verdikten sonra mekanizma sisteme yani, devreye girer. İnisiyatif devreye girer yani. Türkiye'deki olurdu, mesela nükleer e, nü, Türkiye'deki nükleer mesela diyelim ki bombanın atılması konusunda e, biraz evvel de söylediğim gibi farz edelim Mürtek'teki Mürtet'teki cephanelikten çıkar e, bomba efendim e, Türk e, uçaklarına takılır. Ondan sonra atılabilmesi için Amerikalılarla efendim e, bizim e, anahtarlar devreye sokulur, öyle açılır. Yani biz de anahtarı kullansak e, atamayız. E, Amerikalı da açsa biz de çift e, taraflı de bir, yani. açmadan e, o uçak evet. kalkıp da nükleer olarak bombayı patlatamaz. Onun için ikili oluyor. İkili Emniyete alınmış. Yani bir çılgın çıkmasın diye. Ha, Bu aynen tü, aynen. Türkiye'dekiler için böyle. Yani Amerika'dakiler anahtar Amerikalıların elinde. Hiç ama orada bir, da iki, orada da iki evet. kişi var. İki yani mes. Işte, or, orada işte. O, onu tam anlamadım. Yani nasıl şimdi Ben Amerikan başkanı var bir. Bir de kim oluyor yani ikinci kişi kim? Şimdi yetkili generaller var ya bu, bu işin. Yetkili... Silolardaki silolardaki görevliler efendim. Ha tamam silolardaki yani görevliler. Nükleer nükleer başlık fırlatıcıların görevlileri. Ben bir pilo merkezleri gezdim onu söylüyorum. Ha her şekilde iki ayrı düğme ya da kol ya da her neyse olmak zorunda çünkü çılgının birisi bir şekilde. Emir almasa da bilmem ne etmese de becerir tek düğmeyle. Tek düğme olmasın diye minimum birbirlerini hatta tanımlamada 3-3,5 metre mi ne diyorlar? Yani iki insan boyu uzaklığında olmak zorunda ya da daha fazla. İki ayrı düğmeye basıldığı anda bu iş harekete geçiyor. Paşanın dediği o. Tabii tabii evet. O silolardaki görevliler falan. Peki e, paşam bu bombaların muhafaza edildiği yeri gördüm ben diyorsunuz. Nasıl bir yer yani nasıl bir özelliği var? Evet, bu yerlerin. Şimdi şöyle söyleyeyim. yani e, diyelim ki mürtettteki cephanelik, o normal cephanelikten çıktıktan sonra uçaklara takılıyor. Onda bir sorun yok. Fakat balistik füzelerle ilgili e, genellikle e, oldukça e, nüfus açısından seyrek olan yerlerde Amerikalıların doğal olarak füzeleri, Hedef orası olursa hiç olmazsa nüfus kaybı çok az olsun diye. Yani siz, siz kişisel olarak orayı gördünüz mü? Yani o e, balistik füzelerin... Tabii ki tutu... gördüm. Gördün mü? <laughs> Elbette efendim gördüğümü anlatıyorum. Yani ondan sonra efendim bir kasabaya bile 150 kilometre 200 kilometre mesafede her efendim füzenin bir tabii ki tamamen gömülü vaziyette... Yerin içerisinde silo halinde e, o alt kısmında zaten yaşıyorlar. Belirli bir yerde yaşıyorlar. E, genellikle soğuk bölgelerde olduğu için de 3 aylık 4 aylık er, erzaklarıyla birlikte orada bulunuyorlar. Görevliler. E, bunun yanı sıra söylediğim gibi evet görevliler e, onu söylemek istiyorum. Özellikle tamamen. E efendim füzeler dışarıdan sizin görmeyeceğiniz şekilde İzole. E, tamamen yer altına gömülü vaziyette bekler durumda oluyor. E, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Türkiye nükleer savaşa hazırlanmalı mı sorusuna cevap arayacağız. Tekrar birlikteyiz. Gerek var mı ya böyle bir nükleer savaş çıkacak. Biz de aman önlem alalım falan. Yani bu biraz fazla bir şey mi olur? Fazla bir. Yani ben ben öyle düşünüyorum. So, Soğuk kan olmak gerekiyor. Eee düşünmek gerekiyor. Sonuçta dünya nükleer silahlar ortaya çıktığından beri zaten bir nükleer dehşet dengesi üzerinde oturuyor. Biz bunu unutmuştuk. Yani Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle beraber biz bunu unuttuk. Ama tekrar hatırlattılar. Tabii doğal olarak e, endişelerimiz kabardı, belirsizlikler kabardı, korkular kabardı. E, ve tabii insanlar bundan son derece rahatsız oldular. Yani bence değişen bir şey yok. Savaş da bunu değiştiremedi. Sadece buna dair bir tehdit söylevi var karşılıklı olarak. Yoksa nükleer silahları kullanılması, yani nükleer silahları kullanan tarafın da imhası anlamına geleceği için öyle kolay kolay kullanılamazlar. Ya, hani taktik seviyede katılıyor. olabilir mi? Taktik seviyede de bence son derece riskli. Ce Şimdi zaten Rusya'nın e, taktik seviyede de nükleer silah kullanma ihtiyacı yok. Yani ne, ne yapıyor? Kinzal füzesini kullanıyor örneğin. Kalibr kullanıyor örneğin. Yani hipersonik mi? Yani, yani şeyi geçen yani. işte bir tane AVM'yi tamamıyla yok etti. Bir tane füze. Yani bunları bunları yapabilir. Bir yani var. şeye gerek yok bu panik havasına bence işte yok. aman bence yok. nükleer silahlar patlayacak da yok şöyle olacak da böyle olacak da biz de bir şeyler yapalım da falan da evet. yani, yani abartılı. Yani diline girmesi bence siyasi sebeplerle yani ya yani, yani Abdullah Bey'in bu son evet. söyledikleri çok güzel. Yani ben de %100 katılıyorum. Çerçeve bu yani. Tabii, yani <laughs> tedbir olmak her zaman tedbirli, tedbirli olmak iyidir ama yani bu, bu korku iklimi bir panikle panik havası. Belki de yaratmak bunu istiyorlar istedikleri zaten. şey bu yani. Bunu istiyorlar. Evet. Tabii. Yani özellikle yani. Biden, özellikle bu Biden bunu istiyor. Peki, şimdi bir başka konu var. Bugün yine çok gündemdeydi, konuşuldu. Ee, biz de gazete toplantılarında falan da ele aldık bu konuyu. Ya böyle bir e, Ukrayna kaynaklı bir takım haberler var. İşte işte İngiliz basını da bunu yazıyor. Putine darbe yapacaklar diye bir şey çıkarttılar ortaya. Şimdi biliyorsunuz bu Savaş ortamında e, her türlü e, haber, her türlü bilgi uçurulur böyle işte. Putin'e darbe yapılacak. E, nasıl yapılacakmış? Bu tabii Ukrayna kaynaklı, Ukrayna istihbaratına dayandırılıyor. Rus elitlerinin Putin'i zehirlemeyi e, planladığı söyleniyor. Rus seçkinleri yani kimi kastediyorlar burada? Herhalde Putin'in yanı başındaki bir takım insanları kastediyorlar. Bu bunlar bir Kitle var dediğini kastediyorlar. dediğini kastediyorlardır. Oligarkları değil. Çevresindeki. Ben de yani yakın arkadaşlar, çalışma tamam, arkadaşlar katledim. arasında o Rus elitleri Putin'i zehirlemeyi planlıyor. Ee, yani e, Rus seçkinleri zehirlemek ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir kişiyi Putin'in yerine geçirmek için harekete geçtiler. Ee, Bortnikov ve Rus seçkinlerinin, bu Bortnikov kim o? O Onur ya, Bortnikov. İlk defa duyuyorum. Ben bunun adını telaffuz edemiyorum. Nasıl olacak bu iş? Bortnikov diye bir adam varmış. Ve o ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcileri varmış. Bunlar Putin'i, iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşünüyorlarmış. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir şey. Neyse artık o. Yani Putin'i devre dışı bırak. Ya olabilir mi böyle bir şey Hakan Bayrak? Şimdi Rusya'da bir şey ihmal ediyoruz. Toplumda milliyetçi bir damar var. Her ülkede olduğu gibi. Ama mırın kırı neden de çok var. Elbet. Her şehirde bu ama kadar totaliter bir rejim olmasına rağmen gösterileri elbet, yaptılar. Elbette. Ama mesela Rusya'da ben son yapılmış anketleri bilmiyorum ulaşmıyor ama sürekli yaptırıyor onlar da. Ama emin olun Putin yanlısı bir e, yapı da hem var. Hem de böyle konsolide olmuş bir kitle var. Tahmin ediyorum. Mesela yani. o tür bir darbe girişiminde e, Kremlin'in önüne yüz binler toplanır. Yani toplumla baş edemezler. Çünkü bu tür hareketlerde, bu tür milli pozisyonlarda evet çok tepki alıyor. Mesela o kızın cesareti çok mühimdi. Ekranın karşısına çıktı devlet ya, kanalında. Tabii. Böyle çok hareket var. Gösteriler oluyor. Hepsini haber alamıyoruz. Peki şey var Ama mıdır Rus siyasi geleneğinde böyle zehirleme bir takım hani taht oyunları ve onlar çerçevesinde lideri devre dışı bırakma? Var mı yakın Rus, Sovyet döneminde? Valla zehirleme döneminde. olayı Rus tarihini şöyle bir saniyede gözümün önünden geçirdim. Son 400 yılı tabii. Ee, Ruslar genelde zehirlemezler. Ne yaparlar? Kur kurşuna dizerler. Yani mesela Çar ve ailesini... E öldürdüler. Kurşuna diziyorlar. Ukrayna'da gidip bir şey anlatayım mı? E, 1959 Bandera. Şu an e, Peskov'un Rusların işte Ukraynalıları banderacısınız diye suçladıkları ve nazi olmakla suçladıkları adam. Ruslar Berlin'de öldürdüler ve şeyle öldürdüler. Suikast. Ya, öldürdüler. Ağzına şey kimyasal sıkarak öldürdüler. Yani var aslında. Zeyvar. geldi örnek. Tabii olayım. ki var. Ben bilinen er resmi Erdoğan Paşam var. böyle bir şey yani Rus elitleri filan denilerek Putin'in yakınındaki bir takım insanlar Putin'i devre dışı bırakacak bu tür böyle sinematografik hareketlere girişebilirler mi ya? Böyle zehirleme gibi, e, ortadan kaldırma, e, yani onun ölümüne yol açacak bir takım hareketler yapabilirler mi? Yani siz buna ihtimal veriyor musunuz? Yoksa bu bir şey mi yani savaş zamanı ortaya atılmış bir propagandist bir söylem mi? Efendim her ikisi de olabilir. Ama yani olmaz da demek kimsenin bir şekilde yetkisinde görmüyorum ben. Yani olabilir niçin olmasın çünkü bu yaptırımlar Rus halkını perişan etme yaptırımları halkın memnuniyetsizliği çeşitli şekillerde yansımalara neden olabilir. Yani şimdi Kennedy Amerika'da öldürüldü kim öldürdü belli mi? Yani öldüren adam şuydu dediler, o onu öldürdü, bu bunu öldürdü. Ama nedenini ve aslını kim öldürdü bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Burada da her şey olabilir söylüyorum. Burada tabii ki halkın memnun, memnuniyetsizliğinin yükselmesi ve bunun sonucunda da bir şekilde Rusya'da idareyi ele geçirme ve yaptırımları ortadan kaldırma. Diyelim ki Putin ortadan kalktı. Bunun sonucunda derhal e, Ukrayna'da efendim, savaş bitirildi, e, farz edelim ki e, Rus birlikleri çekildi, e, yaptırımlar da kalktı. Bunu e, sağlamak isteyen birileri çıkabilir ve bunu da e, bir şekilde kullanma e, söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Abdülkadir Selvi, senin bu konudaki yaklaşımın nedir? Ya Ahmet Bey, bu hatırlarsanız daha sürecin ilk başlarında, hatta Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Putin bir çağrı yapmıştı. O da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine demişti ki, siz Zelenski'yi devirin, harekete geçin, yoksa bu savaş çok yıkıcı olacak. Burada şunu da görüyoruz, yani bu savaşın çok önemli bir boyutta psikolojik savaş olarak yürütülüyor. Buradaki mesaj bir anlamda Putin devrilecek şeklindeki bir ya da zehirlenecek şeklindeki bir istihbarata da dayalı olabilir ya da içerideki bazı unsurlara bunu devirin şeklinde bir mesaj da verilebilir. Bu başarılı olamasa dahi en azından Putin'in kurgusunu bozmayı hedefleyebilir. Bu boyut var ama bir başka boyut da biliyorsunuz Putin Rusya ile İngiltere arasında krize neden olan bir konu vardı. Bir Rus istihbarat elemanını işte Londra'da Rus istihbaratı buldu, tespit etti ve onu bir zehirli çayla ortadan kaldırdı ve iki ülke arasında diplomatlar sınır dışı edildi o noktaya geldi. Yine başka bir kendi rakibini Putin'in zehirleterek öldürmeye çalıştı. işte onu Almanya'da tedavi edip sağlığına kavuşturdular. Yani bu yöntem Rus istihbaratının da kullandığı bir yöntem. Ben bunun böyle olacağı değil, böyle yapın şeklinde içerideki unsurlara yönelik olarak verilmiş bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu savaş zaten çok ilginç bir savaş. Bir yandan konvansiyonel savaş devam ediyor, bir yandan işte istihbarat savaşı devam ediyor, bir yandan psikolojik savaş devam ediyor. Ee, o nedenle ben bu süreçteki atılan her adımın hesaplanıp kitaplanıp bir sonuç almaya dönük bir hamle olduğunu görüyorum ve hiç hafife alınacak bir şey olarak değerlendirmiyorum doğru. Yani bu Putin'e Şimdi... darbe yapacaklar iddiası da bu kapsamda değerlendirme Yani savaşın bir parçası, propaganda savaşının <laughs> bir parçası. Şimdi Abdülkadir Bey deyince hatırıma geldi. Yani başarılı o... Evet... Yani başarılı şey olamayabilirler belki ama hani ha, Hakan Bey şimdi onu e, tarihi boyutuyla da ortaya koy başarılı olamasalar dahi en azından Putin'i yalnızlaştırmak etrafındakilerden kuşku duymasını sağlamaya yönelik bir hamle de olabilir. O da olabilir. Bu evet. savaş Yok, cepheden, şimdi geldi. cephede Önnek devam ver. ettiği kadar cephe gerisinde de çok ciddi bir istihbarat ve psikolojik savaş olarak devam ediyor. İlginç bir savaş. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bu Stalin devrinde Stalin'in bir huyu vardı. Yani çeşitli huyları var da çok cins bir adam. Ee, Stalin, o yakın bir ekibi vardı bunun 8-9 kişilik. kuruşça falan da o ekibin içindeydi. Ee, Stalin birisine birkaç gece üst üste çok yakın sıcak ilgi gösterdi mi... ...üçüncü gün adam zehirlenmiş olarak evinde bulunabiliyordu... <laughs> Dört tane böyle olayı vardır Stalin'in. Şifresi alıyorsunuz evet. ya şifresi. Evet Staline. evet. evet. Ha? Şifresi yakın davranmak. Tabii. Mesela birine bir sıcaklık gösteriyor yakın çok ondan arası iyi. Üçüncü gün adamı banyosunda ölü buluyor. Böyle dört tane olayı vardır Stalin. Bizde de şöyle bir tabir vardır. Kurbüs Sultan ateşi suzan. <laughs> Sultana yakın olmak yakıcı ateş gibidir evet. derler. Evet. Ee, Stalin demek ki ilgiyi gösterince öyle şeyler yapıyormuş. Peki. Şimdi şöyle bir e, ihtimalden de bahsediliyor. Ha Abdullah Bey sizin var mı bu konuda bir görüşünüz? Şimdi tabii e, Putin'in akıbeti aslında birazcık da savaşın e, akıbetine sonucu, bağlı. Sonucuyla ilgili bir şey. Çünkü Rusya'nın bütün onurunu ortaya koydu. Doğru. Şimdi başarısızlık var. Şimdi ilk açıklaması 498 net başarısızlıkta ya, Rusya demokratik bir ülke değil ki yani doğ, e, doğru seçim olmuyor, bilmem ne olmuyor. Yok, olur, yani olur. Putin gidecek mi yani? Ama Hakan Bey seçimi kaybeder dediği gibi başarısızlık olursa. Öyle mi? Tabii. Net başarısızlıkta. E şimdi o zaman zehirlemeye, yaptı. darbeye şimdi gerek halk, kalmıyor. Eee sopayı yemeye, yani ekonomik yaptırımları bir zafer karşılığında tahammül edebilir ama bir zafer hem ekonomik yaptırım hem de zafer olmazsa, olmazsa yenilgi olursa bir faturası, faturası e, olur. kaybeder. Ama bu söylediğiniz Putin'e darbe yapacaklar, zehirleyecekler dışında bir şey söylüyor. Yani ama bu, gerek kalmaz. Çünkü. Bir bir metot farklı olabilir. Yani birileri çıkıp e, cezalandır da diyebilir. Bir sonucu bir siyasi cezalandırma da olabilir. Bir mahkeme de olabilir. Hatta yani sonuçta ne dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı suçu de? işliyor dedi. savaş suçu işliyor dedi. Bir bir kılıfına uydurulabilir. İşte kendi onların işte yüce divanları varsa oralarda filan yargılanabilir. Bir şekilde itibarsızlaştırılabilir. Pek çok şey olabilir. Kimi de kaybedebilir ya, kaybedebilir. Seçimi de kaybedebilir. Yani sonuçta ama bir gerçek var benim gördüğüm Rusya ile ilgili. Putin Rus devlet aklıyla ve Rus geleceğiyle kendi geleceğini bütünleştiren bir adam. Kendi kendi etrafındaki yani Doğru. bir hem hadimi görüyorlar hem hakimi görüyorlar yani kendileriyle beraber olacağına inanmışlar ve kendilerini devletle beraber ortaya koydular zaten çok iyi Putin'in dayandığı temel nokta bu söylediğiniz Aynen. nokta Erdoğan Paşa'm buyurun ee, şöyle bitirsinler de ondan sonra efendim. bitti bitti buyurun dinliyoruz hemen girin devreye şimdi ben şöyle görüyorum efendim yani bu Putin'in nükleer silahlardan bahsetmesi bir şekilde yani bu savaşta istediklerini elde edemezse elde etse bile eğer yaptırımları kaldırtmadan bu işler devam edecek konuma gelirse zaten müthiş bir huzursuzluk çıkar Rusya'da yani Putin'in bütün amacı bu kadar zorlaması ee, sadece belki işte e, malumunuz 6 madde var. 4 e, maddede anlaşma tamamlanmış, bitmiş. E, yani e, Ukrayna'nın tarafsızlığı, silahsızlanması, e, diğer efendim Rusça konuşan bölgede Rusların rahat konuşması falan gibi. Ama Kırım ve Donbas bölgesiyle ilgili e, ne yapılacağı belirsizliği var. Şimdi e, bunun yanı sıra benim anladığım kadarıyla Putin şunu istiyor. Yani hem Kırım işini hem Donbas işini halledeyim. Aynı zamanda da yaptırımlar kaldırılsın. Onun için savaşa devam etmek istiyor. Şimdi yani ortam savaşın masaya sadece... oturma koşullarından biri de belki yaptırımların kaldırılması olacak. Elbette benim değerlendirmem kaldır, tamam. o. Yani Zelenski'ye de Zelenski ile de yapılan konuşmalarda Biden'a bunu iletmesi söyleniyor. İletilmesini söylüyorlar. Yani diyorlar ki Zelenskiy'e bakın bu savaş eğer burada kesilmesi isteniyorsa evet anlaşma yapalım. Zaten sadece Kırım'la Donbas kalıyor. Başkalarıyla ilgili bir olay söz konusu olmuyor. Sadece işte tarafsız kalma, NATO'ya girmemesi, silahsızlanmaması, yani silahlanmaması bunun yanı sıra anlaşılamayan bölge tamamen Kırım ve Donbas'ın e, durumu, statüsü. E, ama e, şunu ben zannediyorum ki e, mutlak ve mutlak e, bu Kırım ve Donbas konusu da halledilse bile e, yaptırımlar e, efendim kalkmadan e, bir şekilde kaldırılmadan Biden tarafından ve Batı tarafından e, anlaşmanın olmayacağı nedeniyle Putin devamlı surette nükleeri ortaya koyup duruyor. Ben onu görüyorum. Peki evet. efendim, bu şöyle bir şeyden diyorum, de bahsediyorlar Abd Abdullah Bey. Siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Bir şey söyleyecektim. Şimdi paşamın dediği gibi Hı. eğer Putin altı istediğini de alırsa. 4'ünü aldı ikisini aldı. Zafer de kazanmış olur mu? Oldu diyelim. İmajı da bu diyelim. Rusya'daki imajı da bu diyelim. Masada da anlaştılar diyelim. Ama o zaman da Batı Putin'e koyduğu tavrı değiştirmez. Yani yaptırımları kaldırmaz. Yaptırımları kaldırmazsa diyor işi zor diyor paşam. Ya i̇şte Ki tamam haklı. zor oluruz yani zoruz zaten. Evet. Peki şimdi bu nükleer ya bir şey eklemek ya. istiyorum. Değil mi? Pa, Selvi bir şey mi söylüyor? Kim söylüyor? Ha, ha bir şey eklemek istiyorum Ahmet. Tabii Bey. tabii. Abdullah Bey sizi böyle alabilir miyim? O, ha, o da şu yani burada karşılıklı olarak hamleleri o kadar dikkatli bir şekilde yapıyorlar ki elbette ki askeri boyutunu komutanlarımız bilecektir ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da biraz önce hareket etti. NATO'da olağanüstü liderler zirvesi yapılacak. Gündem Ukrayna. Bu zirve öncesinde Lavrov bir açıklama yaptı. Çok önemli bir açıklamaydı. Dedi ki NATO bir barış gücü gönderirse Ukrayna'ya bu Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışmaya yol açar dedi. Belli ki NATO Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı daha yeni güçleri devreye sokmayı tartışacak. Belki yarın liderler zirvesinde o ele alınacak. Bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda da ben bunun değerlendirildiğini düşünüyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasına Yansımamıştı. Devletler bazı şeyleri yansıtmazlar. Çünkü oradaki pozisyonumuz nasıl olacak bilemiyorum. Böyle bir kararda çıkabilecek mi? Ondan da emin değilim. Ama Lavrov belli ki Rus istihbaratı bunun haberini almış. Bir hemen ön tedbir aldı. Burada eğer bu süreç Biden'ın yönettiği şekliyle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda daha uzun süre kalıcı ve yıpratıcı olmasını sağlarsa, Rus devlet aklı belki bir noktadan sonra devreye girebilir. Biliyorsunuz bizim Musa Kesler de Hürriyet'te yazdı. Ben de şimdi Putin'in hayatını birkaç kitaptan okumaya çalışıyorum. Rus devlet aklı Putin'i ortaya çıkarmıştı. İşte Çeçenistan'daki o mücadelede başarısızlıktan ve Yessin'in devleti dağıt toparlayamamasından sonra bir özellikle Rus istihbaratı KGB Putin'i getirdi. Yani Putin burada itibarlı bir çıkış, güçlü bir çıkış sağlayamazsa ve bu süreç bir Afganistan 80'ler önce Soğuk Savaş dönemindeki 79'daki Afganistan'a dönme belirtisi ortaya koyarsa bir süre sonra Rus devlet aklının devreye girmesini bekliyorum. Ama Putin'in de bunu önlemek için, böyle bir şeye fırsat vermemek için nükleer silah kullanma dahil her türlü imkanı devreye sokacağından hiç kuşkum yoktur. Çünkü Putin hayatı boyunca hep en son yapılacağı en başta yaparak kazanmış gelmiş bir lider. Peki. Şimdi şöyle bir ihtimalden bahsediyorlar. ya yani bu çılgınlıklar sürerse hipersonik dediğimiz Rusya'nın elinde, Putin'in elinde kinzal. Hançar. Ne diyorsunuz siz ona? Hançer mi Hançer adı ya, Türkçe. aslında hinza Türkçe. Çok ilginç. Hınç al. Hınçal. Evet. Hınçal abi. Yani gibi. <laughs> kın, kın. Kın. Kından ha, çıkan. Anladım, kından Bak, çıkan. Kın. Peki. Bu hipersonik bir e, Rusya'nın elindeki hipersonik bir silah. Bir füze. Hı hı. Ateşlendiğinde Kaç saatte Amerika Birleşik Devletleri'ne gider? Şimdi 10 ee, mak e, hesaplamak lazım. E, saatte 1000 kilometreye falan karşılık geliyor. Bir saat diyorlar. Bir saatte gider. Yani yok bir saat. Yani bir saat değil miydi? 12 on bin. 12 bin, bin kilometre. Şey bir kere şeyin. 12 bin kilometre saatte. Ha 12 ama şeylerin menzili de şimdi bu başka bir şey söyleyeyim. Yanlış, Kaç oluyor? Yanlış bilgi vermeyelim Ahmet saatte 12 bin kilometre işte 12 bin kilometre hıncal şeyler hıncallar 2 bin kilometre hınzal, menzilli hmm. yani o sizin bahsetmiş olduğunuz füzeler hani Sibirya'da gördüğümüz ya da balistik füzeler hmm. yani o kaç o, o, o da o hani kocaman böyle o, o da hipersonik o, midir o da yani onun tabi şeyini bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim hmm. o, ama onlar da şimdi, de, şimdi mesele ne biliyor musunuz aslında hmm. bu yeah. denizaltılardan nükleer füze atmak işte Polonya sınırına gelmek, işte Ukrayna sınırına gelmek filan. Bunların hepsi biraz önce komutanım söyledi ama eksik kaldı. Şimdi e, neyi vurmaya çalışıyor önce? Kendisini vurmaya kalkacak silodaki nükleer füzeyi vurmaya çalışıyor. Bir diğer tarafıyla da kendisine atılanı işte demir kubbe gibi, işte taat gibi, işte patriot gibi füze savunma sistemleri, katmanlı ve kademeli füze savunma sistemleriyle beraber onları havadayken imha etmeye çalışıyor. Yani ondaki yıkımı arttırmaya çalışırken kendisi kendisindeki yıkımı asgariye indirmeye çalışıyor ve olmaması için uğraşıyor. Buna dair teknolojik bir savaş var. Anladım. Anlamında. Ben şunu merak ediyorum. Yani adam çıldırdı. Amerika'ya bir tane bomba sallamak istedi. Bunun yapabilecek kudreti var mı paşam? Size soruyorum. Efendim şimdi e, yani bakın ben tekrar e, anlatmak Tek, Teknik bir şey mi? soruyorum yani teknik. Eğer yani bombası nükleer, var mı? Bu... Genel nükleer bakın ne diyorum ama. Bakın genel nükleer efendim bir savaş başlamışsa bu efendim bahsettiğiniz 5900'ün hepsi birden atılacak. Aynı. Aynı anda. Tabii düğmeye tabii. Düğmeye basma diyorsunuz ya. Evet. İşte düğmeye basıldı mı işte olay o. Amerika elinde kaç tane varsa düğmesine Doğru. basacak. Doğru. Bitti tek düğmeyle efendim 5000'i havalanacak. Tabii. Ee, onu söylüyorum. Öbür tarafta da işte e, <laughs> aynı şekilde 5000 küsürü havalanacak. Tabii. Yani ben 100 Onun tane için artık yok. dönüşü yok. 100 tane ben şimdi ya bir bir tane göndereyim de bekleyin bakayım bir tane de o gönderecek mi diye bir şey yok. Doğru Çünkü Ama geliyorsa bir, bir nükleer, bir nükleer var. savaş Hı. başlamışsa paşam bunların hepsinin atılması söz konusu. Onu söylemek istiyorum. Abdullah Bey bir şey söylüyor. savaş bu. Hı. Şimdi nükleer savaşı kim başlatırsa ötekinin güvenlik prosedürlerini aşıp devreye girinceye kadar zaman kazanmış olacak. Ve o zaman dilimi içerisinde. Öteki ta üzerinde bir yıkım üretirken kendisini savunmakla ilgili mekanizmaları devreye koymuş olacak. Yani bunları komutanım çok iyi bilir. O zaman Şimdi ilk, bir düğmeye, silah. ilk düğmeye basan, basan kazanır mı? Tabii ilk düğmeye basanın avantajı var. Paşam? Şimdi şöyle tabii ki yani e, mutlaka e, 15 saniye 20 saniye belki 1-2 dakika e, avantajı olabilir ama e, şunu söylemek istiyorum tabii ki bütün bu hadise uzaydan gözleniyor Uzaydan gözlendiği için e, yani e, çok e, az bir zaman fasılası söz konusu olabileceğini değerlendiriyorum yani e, şu yani anda öyle hatır sayılır bir ateşlenmesi hatırı sayılır bir e, kontrol mekanizması sağlamaz diyorsunuz aradaki süre yani çok kısa bir zaman yani şimdi böyle bir zaten gerginlik olduğunda e, biliyorsunuz Amerikan, Number One Hava Kuvvetlerinin uçağının içinde Amerikan epeğin bir şekilde başka oluyor? Yani başka bir yerde olmuyor. Orada oraya aktarılan Efen'in bilgilerle hareket ediyor ve uzaydan alınan bilgilerle hareket ediliyor. Yani bir şekilde uzaydan alınan bilgiler fırlatıldığı ihbarını yaptıysa o da işte düğmeye basıyor hepsiyle ilgili çok hızlı gelişen bir şey diyor evet, yani. Şimdi şey. tabii e, bir nükleer denizaltılar var biliyorsunuz. Yani uzaydan görülmesi son derece zor. Sürekli gizlilik içerisinde hareket edenler. Bir diğer tarafı da Sibirya'da e, özellikle Rusların e, bu e, uluslararası balistik füzeleri sürekli yer değiştiriyor. Gizliyorlar kendilerini. Yani bununla ilgili pek çok e, te, taktiği geliştirmiş olduklarını biliyor olmamız gizleme Gizleme taktikleri tabii evet. gi, yani sonuçta bir nükleer savaşla ilgili hani e, i̇lk önce bir baskın tesiri. Bizim askerlikteki bildiğimiz en temel şeylerden bir tanesi. Baskın basanındır. Yani nükleer bir baskın yapabilir mi diğer taraf, diğer tarafa? Neden olmasın? Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri Ama de işte diyor ki karşılıklılık şeyi devreye girer. Yani şimdi, şimdi, işte hani hep bir şeyden jeopolitik bir hesaplaşmadan bahsediyoruz ya. Bu jeopolitik hesaplaşmada işin nükleer e, saldırı boyutuna gelmişse bir kere bunu yapabileceği yerlere sızarlar önce. Yani bununla ilgili pozisyonlarını alırlar. Yani örneğin işte şey, e, Hinzal füzelerini taşıyan, e, başlık taşıyan füzelerini bir kere Amerika sahillerine sızdırıp bir hani 12 kilometre menzilli alanlardan değil de yani 2000 kilometre, 1500 kilometre, 1000 kilometre menzilli alanlardan bir baskın etkisi ortaya koymaya çalışabilir olabilir, mi? Evet. Her şey olabilir. Yani hani olasılıklar üzerinden konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Paşa? Bir konuyu aydınlatabilir miyim? Lütfen. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte uzaydan atılanları takip edip de 3000 kilometre öncesinden Amerika'ya gelmeden önleme sistemi var. Tıhaat denilen. Hmm. Bunun yanı sıra 1300 kilometreden önleme imkanı sahip olan Aegis'leri var. 1300 kilometre mesafeden. Ondan sonra patriotlara geliyor, 150 kilometreden önlemeye geliyor. Şimdi biraz evvel söylendiği gibi tabii ki bu epemi Aegis bir şekilde gemilerde dünyada 80 tane gemisi dolaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bu atılacak olan füzeleri önlemeyle ilgili. Evet. Yani burada her iki tarafta kendisine karşı tedbir Doğru. almaya çalışıyor. 80 o. gemi var bugün dünyada dolaşan Amerikalıların o gemiler e denilen o gemiler gemileri. nükleere karşı mı dolaşıyor? Evet. Evet efendim, evet. Onu söylemek istiyorum. Tamamen onlar hava savunma. Yani nükleer füzeleri önleme amaçlı. Yani aynı zamanda yani bombardıman Çok uçakları güzel. geliyorsa onları da önleme amaçlı. Yani, yani, yani işte sistem böyle artı başka ama işler. bakın Rusya'nın tek, işte, Rusya tek, evet. Rusya tek sistemi var. o yüzden Rusya'nın tek sistemi var. diyor. Evet, Rusya'nın tek sistemi var. Bir şeyi söylemek istiyorum. Bağlayayım. Rusya'nın tek sistemi var. O da S400'dür. Rusya'nın başka bir sistemi yok. Yani şimdi e, Patriot'la e, S400'ü mukayese ediyorlar. Amerika'nın daha önce dediğim gibi 3000 kilometreden önce önleyecek bir taat sistemi var. Arkasından Aegisler var. 1300 kilometreden ondan sonra 150 kilometreden önleyecek Patriotları var. Ama Rusların bunlar yok. Rusların tek S-400'leri var. S-400'lerin menzili ne kadardır? Hani? S-400'lerin radar görme menzili Hı. 600 kilometre. İşte bakın eğer hipersonik bir füze olursa belki önleme menzili 100, 100 kilometreye düşüyor. Yani önleme menzilini 400 kilometre olarak gösteriyorlar e, S-400'lerin füzesinin hızı sesin 3 katı. Amerika Karşıdan 3 kat geliyorsa 300 kilometre önler. Karşıdan 89, 10, katla geliyorsa hipersoni Benim işte 50 kilometreye kadar düşebilir. O, da, o da yine Rusların üzerine düşer o zaman. Evet onu Tabii sorayım. Şey, yıldız Savaşlar, evet. demir yani Ahmet Bey var. hani Rusya de, yani Rusya topraklarına gelmeden ölmeme imkanı yok. Yakalıyor. Öyle, bir yani. şey yok. yok Öyle bir şey yok. Tabii. Böyle bir şey yok. Bir daha söyler misin Abdülkadir? Yani Rusya'nın S-4 sistemi ne kadar etkili olsa da 600 kilometre ya da hipersoniklerde 50-100 kilometreye kadar geldiğinde bu imha etse dahi Rusya'nın üzerinde imha etmiş olacak. Rusya'ya gelmeden önleme gibi bir sistemi yok. Ama komutanın verdiği bilgilerden Amerika'nın daha Amerika'ya gelmeden önleme sistemleri var. O da ona belli ki büyük bir üstünlük sağlıyor. Çok teşekkürler. Onu 90 yılında ilk kurdular Reagan zamanında. Hatta o zaman tamamen üstünlüğü ele geçirmişti. Amerika da Rusya sadece ekonomi sebeplerle değil o sebeplerle de biraz politikasını değiştirdi o tarihte. Peki çok teşekkürler. Ya Onur şu dünya haritasını bir daha ekrana yansıtabilir miyiz? Bir Abdullah Bey'e Çin'i soracağım. Şimdi biliyorsunuz biz baştan beri Amerika ve Rusya arasındaki bir büyük gerilim var ortada. Ukrayna bağlamında. Ee, bu iki süper güç kapışma halinde. Ee, peki Çin bu durum burada nerede duruyor? Geldi. Abdullah Bey, yani e, sanki Çinle ilgili hiçbir şey söz konusu değilmiş gibi, Çin bu işlere hiç karışmıyormuş gibi, böyle tarafsızmış gibi bir duruş sergiliyor. Amerika ve Rusya arasındaki mücadelede Çin ne durumda? Yani Çin e nasıl bir işte yüklüyorsunuz? Beklenti şuydu. E, Rusya'dan yana tavır alsın. Bunu göstersin. Almadı. Göstermedi. Belki aldı. Göstermedi. Aldı mı, belki tabii. zamanda göreceğiz. Ya, Çünkü ne demek? Ö, belki aldı, göstermedi ne demek? Şu, şunu demek istiyorum. Şimdi yaptırımlarla ilgili gittik e, gitti e, Olimpiyatlar sırasında görüyor biliyorsunuz konuştular. Putin gitti Ne gitti konuştuklarını açıklamadılar ama bir şunu, düşün, şunu söylendi aralarında sıracık anlamda bir işbirliği yapıldı ama görünür bir destek görünürde bir şey yok şu an yani tamam. nasıl çünkü Çin açı Çin açısından bu zor bir pozisyon pozisyonu alamadı hatta bununla ilgili eleştiriliyor tarafsız mı şu anda yani hayır şimdi bir bütün insanlığı ilgilendiren bir uluslararası hukuk ihlali var Rusya tarafından yapılmış siviller hayatını kaybediyor masumlar hayatını kaybediyor bununla dünyadaki birinci ee, ortağı, orta savunma işbirliği yapmış olduğu ortağının iki bu iki arasında sıkışmış durumda. Hangi iki arasında? Yani sivilleri katleden bir Rusya'yla ile bir Rusya arasında sıkışmış durumda. Yani şimdi bunun pozisyonunu belirleyebilmiş değil. Sessiz duruyor. Ee, bir takım e, alt seviye açıklamalar yapıyor. Bir diğer tarafıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çok aktif bir rol üstlenmiyor. Edilgen bir e, tavır tavır Biden'la görüştü. Gör, görüşüyor. Biden hatta tehdit etti onu. Yani yaptırımlarla ilgili e, Rusya'nın işte izolasyonlarını enge şey yap filan böyle. O yani Çin'i yaptırımlara katılmaya mı çağırdılar? Yani söylüyor işte bu Öyle. en azından diyor. Bunu yaptırımların etkisini azaltma diyor. Yani belki bu tehdit ediyor aslında Çin'i e bir tarafı. Peki bu bu krizde Çin'in bir yeri var mı? Var. Nedir yani o son, sonuç şu an? Dünyadaki iki jeopolitik rakibi birbirle kavga ediyor. Enerjilerini tüketiyorlar. Çin'in işine doğru. mi geliyor? Hem bu, bu bakışla bu. Tabi bu, bu bu anlamda önemli. Bir diğer tarafı burada Çin'in işine mi geliyor bu? Tabi. Ya yani yani son, son sonuçta yani. düz iki tane rakip. Yani. İkisi ha, iki esaslı rakibi Rusya ve Çin. Bırak bunlar birbirlerini tüketsinler. Ben tabii. aradan sıyrılayım. Tabii burada buradan buradan bir netice hesap çıkarttı. bu. Buradan bir fayda çıkar ona. bir, bir diğer tarafıyla Rusya ile ilgili hesabı daha bir başka. Zayıflamış bir Rusya. Ya yani örneğin burada Çin'in işine mi geliyor? Çok işine geliyor. Tabii çok işine gider. Çünkü yani belki Amerika Birleşik Devletleri ile mücadelede ikisi ortak gibi gözüküyorlar. Ama birbirleriyle mücadelede çok kıyası ya. Peki ama Amerika karşısında Rusya, Çin, İran bu ittifakın Rusya kısmı zayıflarsa ittifak zayıflamış olmaz mı Amerika karşısında? O sorun ne olacak? Yani e, zayıflar mı? E, bir kere güçlenen bir Çin zayıflayan Rusya'nın üretmiş olduğu boşluğu doldurur. Ve bunu Tek başına. Ya inisiyatif üretir. Düşünsene şimdi örneğin ben hani Sibirya'da arkadaşım var. Konuştum geçen gün orada. Güvenlik kişi abi diyor burada o kadar çok Çinli var ki diyor. 5 milyon tane belki Çinli var burada diyor. E ne anlamı var ki onun? Çünkü, çünkü Rus Çin'e 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 Çin e sığmıyorlar. Burası 17 18 milyon kilometre karelik bir alan. Abi siz ne enteresan bir insansınız ya. Sibirya'da arkadaşım var aradım. Abi burası Çinli dolu. Hep böyle bir cümle kurmak istemişindir. Yoksa ya kutma adam. Sibirya'da Hı? bir Hı? arkadaşım yok var. aradım. Yok, birisi Borat'ında güvenlik işi yapıyorlar. Ha. <laughs> hayır Sibirya'da Yakut Türkleri var da dedim acaba onlardan biri mi? Ha. Hiç, bir hiç Yakut Türkleri benim Yakut Türkleri var orada. Benim hiç ne Sibirya'da bir arkadaşım var ne Kiev'de var hiç ya hiçbir yerde yok. <laughs> İyice lok. Ya bir şekilde oluyor <laughs> E belki canım bari pa şeyleri vardır yani. Yok hayır gerçekten öyle değil. Yani o, o başka bir şey. Onu konuşuruz ama. Şaka. <laughs> Peki katılıyor musunuz? Yani hakikaten enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki her ne kadar diyor aynı blok içinde yer alsa da diyor Çin'le Rusya. Yani Çin diyor Rusya'nın da Amerika'nın da zayıflamasını ve kendinin öne çıkmasını içten içe arzu eder diyor. Doğru mu? E bir kere düz mantıkla da doğru bu. Ama detaya da girdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu olayda Rusya saldırgan, mütecaviz, imajı bozulmuş bir Rusya haline geliyor mu? Geldi mi ya? Geldi. Geldi. Amerika ise blöfik, uçurtmacı, sallayıp da hiçbir şey yapmayan bir imaj oldu mu? Oldu. 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 Çin ne kaybetti? Hiçbir, hiçbir şey. şey. En basiti. Düz mantık. Algısal olarak. Algısal olarak yani. Ama Abdullah Bey işin ticari yönünü filan da ekonomik ticari yönünü de Ticari yönlerinde müthiş yeni planlar var. E dün Levent Bey anlattı bir kısmını ya o yollar dediği, o yollar dediği ticaret yollarını anlattı. Çin'in önünü açan bir şey ha? bu yani biraz Tabii. Erdoğan Paşam katılıyor musunuz? Ya bu bu iş Çin'e mi yarıyor yani. Şimdi efendim Çin elini ovuşturuyor. Bundan <laughs> daha iyi bir şey Çin için olamaz. şimdi Biden'ın yaptırımların etkisini azaltma isteği de Çin için mükemmel bir işlem. Oh zaten Rusya'nın zayıflamasını istiyor diye düşünüyorum. Bakın nedeni de gayet basit. Şimdi 1990 yılından itibaren özellikle Sibirya bölgesine 10 milyon Çinli geçti. Geçen günde ben bunu söyledim. 10 milyon Çinli yaşıyor. Orası zaten insansız bölgeydi. 10 milyon Çinli'nin gücünü düşünün tamamen Rusya'nın o bölgesindeki Peki o bölgenin önemi ne? O bölgede 50 trilyon metre küplük e, doğal gaz var mı? O bölgede Rusların en büyük doğal gaz kaynağı neresi, orada olası? mı? Sibir, orada. Sibir, yani e Rusya'nın tekrar emir, bir dağılması halinde o bölgeye o bölgeye Çin daha rahat hakim olamaz mı? Olur. Yani e, bunları da göz önüne aldığınızda arzu ettiği e, olay tabii ki Rusya'nın bence zayıflamasıdır. Zayıfladığı takdirde zaten Batı Rusya'nın karşısındaydı. E, bir şekilde Çin'in o bölgeyi e, bir şekilde eline geçirmesine Batı'da pek fazla bir şey der mi demez mi orasını bilmem. Peki, Ama ben, buradan en karlı yani, çıkan benim şey gördüğüm mi? kadarıyla Çin. Peki ben bir şey soracağım bir dakika. Amerika Birleşik Devletleri karşısında süper güç olarak. Rusya'yı mı gö görmek ister, Çin'i mi görmek ister? Bu savaş aslında biraz da Çin Çinle mücadelenin ara, ara savaşı bu. E esas rakip Çin mi? Tabi, e tabii asıl rakip Amerika'nın esas rakibi Çin. Evet. Burada aslında şu, şu oluyor. Yani Rusya nasıl pozisyonunu belirlemeye dair bir arayış var bu savaşta, Ukrayna savaşında. Yani jeopolitik bir mücadele. Şimdi jeopolitik mücadele tanımlarken biz ne diyoruz? Kabaca Atlantik, Avrasya, Asya ve Pasifik buradaki güç merkezlerinin birbirleri yapmış oldukları mücadeleler, dünya hakimiyeti ile ilgili mücadeleler. Şimdi dünya hakimiyetinde askeri anlamda kendisi de büyük rakip gördüğü, birinci düşman olarak gördüğü ülke neresi? Rusya. Şimdi Rusya'nın bir şekilde burada Ukrayna'da tutuşmuş olduğu mücadelede bir bataklığa sapmadık. Burada bir istikrarsızlık kendisini gösterirse aynı Sovyetler Birliği'nin dağıldığı gibi bir fırsat tarafı, jeopolitik bir fırsat ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri bir faydaya çevirir mi? Çevirir. Çin bir faydaya çevirir mi? Çevirir. Şimdi bununla ilgili de bir mücadele. Peki, bir dakika. <laughs> Amerika esas hedefi, esas düşmanı Çin mi Amerika'nın? Yani dünya hakimiyetiyle ilgili ekonomik anlamdaki asıl hedefi he burası. Ama askeri anlamda şimdi şöyle bir cümle kurmamız gerekiyor. Yani evet, askeri anlamda askeri, an hala rakibi yok bence. Bir dakika. Askeri olarak Rusya mı daha güçlü Çin'le kıyasladığımızda? Çin'in askeri gücü 1 milyar dolar, yani. dolar, 60 milyar dolar. Gayrısa yani harcamış olduğu Çin 200 milyar dolar yaklaşık her Çin sene. Çin daha güçlü. Tabii 200 milyar dolar harcıyor. Amerika 800 milyar dolar harcıyor. İkisi ya. de Amerika'nın e... ama Amerika, Amerika bir de şey de son söylüyor. 10 yılda Amerika diyordu ki Ahmet Bey ben 800 milyar dolar harcıyorum ama bu yetmiyor diyordu. Şimdi özellikle Almanya'yı, Fransa'yı gayri safi milli hasıla'nın %2'sini harcamamakla suçlarken Temel eğilimi, temel şikayeti bununla ilgiliydi. Ha. Şimdi bunu başardı. Ne olacak? Rakam konuşalım isterseniz. Şimdi Amerika gibi e %4 harcamaya başlarlarsa Amerika'nın 800 milyar doların yanına sadece Almanya ve Fransa'nın 400 milyar dolar daha gelmesi demek. Ben dedim şu. Son 12 yılda en büyük ekonomik hata yapan işte büyüme hızıydı şuydu buydu bilmem. Çin. Doğru tamam bir zaman şimdi anladım. Şimdi bir 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 şey söyle. Siz, burası şimdi, sizin tezinizi anlayamadım hala. Burası 30 trilyon dolar. Hayır şun, yıllık. Hayır şunu merak ediyorum. Ben daha basit, daha temel bir şey soruyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya da Çin'e de aynı oranda mı karşıdır yoksa Rusya'ya daha fazla karşı Çin'le kıyasladığınızda? Yani böyle laflar edebilir miyiz? Şimdi Rusya Rusya daha fazla karşı. Yani, yani, şu an Rusya'da tutuşmayı tercih etti. Şu an Ru Rusya'yı bir şekilde bir oyun içine çekmeyi bir sonraki, bir, bir sonraki hedef Çin mi olacak? Tabii ben, benim, benim öngörüm şu. Ben burada Rusya'nın bir kere pozisyonunu netleştirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl? Bunu tamamen Çin'in yanına iterek, kendi yanına çekerek, biat ettirerek, diz çöktürerek veya istikrarsızlaştırarak bu savaş bu savaşın sonucunda böyle bir fotoğraf ortaya çık Ha, bir dakika. Belki Rusya, Çin'e daha da yaklaşacak. Tabii. bu, bu, bu netçe, Netleşecek. Belki Batı'yla yeni bir edecek. temas. Tabii şey yapacak. Belki istikrarsızlaşacak, Aynen, güçsüzleşecek. Belki. Ha, bu tür senaryolar yani var. Her şey olabilir. Her, her şeyin kendine özgü bir senaryosu ve bu bu senaryodan fayda, fayda, fayda hesabı var. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek senaryosunda o zaman hep bir Çin faktörü de var. Doğru, kesinlikle. Zaten geçen gün e, çok ilginç ben bir... Sayın Hakan... Dedi ki e, Afrikom komutanı biz dedi Çin'in dedi şu sahilde Afrika'nın batı sahilinde Atlantik'i etki altına alacak şekilde üstler elde etmesini engellemeye çalışıyoruz dedi. Çok ilginç bakın ne alaka diyeceksiniz ama adam bunu düşünüyor işte. Yani şu, bu, şu denizin hakimiyetiyle ilgili Çin'in buralarda bu hatlarda varlık üretmesi burada diyor ben varım diyor ama burada Fransa çekiliyor diyor. Fransa'nın çekildiği yerleri Ruslar dolduruyor, Çinler dolduruyor diyor. Türkler de dolduruyor. Biz de doldurmaya çalışıyoruz. Biz Erdoğan evet. Pasha şimdi şunu söylemek istiyorum: Çini denetlemek ve kontrol altına almak tabii ki Rusya'dan daha kolay. Şunu söylemek istiyorum. Nedenini? Çünkü eğer Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir şey satamasın, Çin bitiyor zaten. Yani ha, bağımlılığı var ülkeler arasında en fazla Amerika onun yanı sıra işte e, Avrupa ülkeleri Çin Eğer Çin hayatını e, ticarete bağlamış Eğer bu ticareti yapmadığı takdirde Çin'in yaşaması pek mümkün değil o kadar 1 milyar 400 milyon insanın yaşamasında sıkıntılar var e, O yüzden e, Çin'i denetim altına alabilmek Amerika açısından daha kolay diye düşünüyorum ben de bir katkı yapmak isterim Ahmet Bey, Erdoğan Paşa'mın açtığı kulvardan. O da şu, şimdi bu savaşın özellikle Amerika tarafından yaptırımlar boyutuyla yürütülen yönü bir ekonomi ve ticaret savaşı. Ekonomi ve ticaret savaşı denilince burada Çin'in pozisyonu aslında çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü şimdi rakamları paylaşacağım. Çin'in Avrupa Birliği ile olan ticaret hacmi 695,5 milyar avro. Amerika ile olan ticaret hacmi 631.4 milyar avro. Dolardan avroya çevirdiğinizde böyle bir rakam çıkıyor. Yani 1,5 milyar 1,5 trilyon avro Amerika ve Avrupa Birliği ile olan Çin'in ticaret hacmi var. Aynı Çin'in ticaret hacmi İngiltere ile de 429 milyar avro yani böylece neredeyse 2 trilyon avroya denk geliyor İngiltere Avrupa Birliği ve Amerika ile ticareti ama Çin'in Rusya ile ticaret hacmi 247.8 milyar avro o da daha çok işte e, petrol, doğalgaz gibi enerji boyutu ile ilgili. Yani Çin bir yanda 1,5 trilyon avroluk bir Amerika ve Avrupa pazarı var. Bir yanda da 250 e, milyar avroluk Rusya pazarı var. Burada ticari olarak bir tercih yapmış gözüküyor ki hatırlarsanız geçen hafta Lavrov Çin'e gidiyordu. Pekin'e yaklaştı uçağı. Putin geri çevirdi. Çünkü Putin Çin'den beklediği desteği şu ana kadar bulamadı. Bu da bu savaşın ekonomik boyutuyla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Rakamlar en azından onu söylüyor. Müsaade ederseniz, sen e, Sayın Selvi hem Ağar'a Sayın Aara e, bir yani e, takviye amaçlı bir şey söylemek istiyorum. Yani Çin'i eğer siz ticari olarak bir şekilde yaptırımlara tabi tutarsanız, bir şey almazsanız Çin'den Çin ölür. Yani olay bu kadar basit. İşte rakamlar da ortada Ama bu da efendim Afrika'nın işte batısında bir yerde alamaz. Çünkü Çin yavaş yavaş sadece para üzerinden ülkeleri işgale çalışıyor. Yani askeri bir güç kullanmadan parayla efendim bir şekilde işgale kalkıyor. Çin'in parası kalmazsa o zaman tabii ki bu işgale devam edemez bir defa bir de ülkesindeki insanları mutlu etmesi söz konusu olamaz eğer bu ticareti yapmazsa e ama Amerika bu, Birleşik Devletleri de buradan bunu biliyor hareketi böyle hareket hareketi ben e, bütün bu söylenenlerden şunu anlıyorum hem Abdülkadir Selvi'nin hem de Erdoğan Paşa'nın yani e, asla Çin'in Rusya'ya göre Rusya ile kıyasladığımızda Batıya ve Amerika'ya olan bağımlılığı ticari açısından daha fazla. Dolayısıyla ben Erdoğan Paşa'nın söylediği Çin daha kolay e, Batı ve Amerika açısından daha kolay e, demesini no, anlamlı buluyorum. Yani çok zorlu önemli ama. bir şey. Zorluğu nedir? O da nedir biliyor musunuz? İki saniye gelebilir. Lütfen. Şimdi bakın Çini önce şöyle durayım. Yok yok siz lütfen rahat olun. Şimdi bakın Rusya'yı bana göre Ukrayna konusunda tezgaha düşürdüler ya. Bana göre ya da bazılarına düşmeseydik. Tamam düşmeseydi. Çin'i bu konuda, bu tip, takıntıs tipi, tezgaha düşürebilecekleri üç tane konu var. Birisi Tayvan mevzusu. Şurada Çin kafayı takmış ya, burası da benim diye. Orada bir bağımsız, milliyetçi Çin var ya. Çin için ideolojik tehdit üreten. Ha, ideolojik tehdit üreten ve ideolojik anlamda da takıntı oraya. Tibet konusu malum. Bu çok etkili değil. Bir de Uygur Türkleri konusu. Hı hı. Çin bu üç konuda da, Putin gibi tezgaha düşmez. Düşmez abi. Şimdi Çin bana göre benim gördüğüm kadarıyla 17-18 senedir paraya bakıyor. Ben diyor ben de 2 milyar adam var. Ben bunların refahını sağlamak zorundayım. Bunun için ne lazım bu devirde? Bir numaralı ölçü para. Ben diyor parayı bulurum. Amerika ile ticaretimi yaparım. Bilmem kimle yaparım. Kafayı Tayvan'a takmam. Kafayı hatta hatta o kadar enteresan ki Mesela Uygur konusunda e, Türkiye daha aktif bir harekete geçti diyelim. Dünyada sırf Çin'i tazik etmek için Uygur Türkleri konusunda, çünkü Uygurlar bizle direkt akrabadır. Öyle dolaylı akraba da değil. Tabii bir şey oldu diyelim. Çin o konuda bile taviz verebilir. Yani Çin, Putin gibi, Rusya gibi yok burnumun dibine füze gelmesin diye Ukrayna'ya müdahale edeyim. Litvanya'nın bilmem ne yaparsanız fena yaparım falan. Çin bu işlere girmez. Benim gördüğüm kadarıyla. Çin şuna uyanmış abi. O zaman Çin Amerika için niye tehdit abi? Ekonomik açıdan. Ha, çünkü Amerika yükseliyor. şunu görüyor ki bunlar adaydı, savaştı falan bırakmış Çin. Çin çünkü 100 sene ideolojik takıldı. Ha, o zaman ekonomik yükselişini tehdit Çin, olarak görüyor. Çin ekonomik takıldıktan sonra Çin devlet zihniyeti pragmatisttir. Ana o zaman Amerika ekonomik olarak rakip görüyor ya da Tabii tehlike ki. tehdit Tabii görüyor ki. yani. Tabii. Canım, ekonomik yükseliş. Rusları için. görmüyor musunuz ya kafayı taktı şeye Ukrayna'ya Rus. Girdi mahvetti Rus, Rus, Rusların Rusya'nın ekonomik tehdit diye bir durumu yok mu? Yani şu anda yok kalmadı gibi bir şey. Anladım. Bir kere imajını mahvetti. Putin şimdi, izin verirseniz rakam üzerinden şimdi Gayri safi milli hasılası yıllık 29 ha. trilyon dolar seviyesinde Çin'in. Kaç? 29 trilyon. Trilyon ya trilyon. trilyon. dolar. Amerika Birleşik Devletleri 21 trilyon dolar. Geçmiş. Geçmiş. Evet. Zaten trilyon ya trilyon. O. Bir diğer tarafıyla Çin'in 103 şey Rusya 1.7 trilyon dolar çok küçük ikisinin yanında. Amerika süper güç. <laughs> Aynen, o, süper bravo. güç olarak kalmak istiyor. O tahtını yani, Çin'e vermek istemiyor. O yüzden askeri anlamda operasyon yapıyor. Ya ben Çin çok devlet yani. administratif mantığını söylemek istedim. Çok doğru. Çok. Doğru. Adamlar 80 sene ideolojiyle uğraştılar. Tamam adam diyor ki şimdi ben, diyor ki para benim benim mevzum para. Ben paradır. askeri açıdan ha. bir şey yapmak istemiyorum diyor. Ben ekonomik olarak süper güç O kadar güç güç bitti. Diyor. Yani tabii Fena değil güzel bir akıl yani. Yoksa o nükleer füze sayısı onun öyle 250 mi kalır? Çin çok daha fazla füze yapar. Uğraşmaz onu, bile ben. Onur reklamdan sonra ne yapacaktık ya? Ha, çin Şöyle bir şey var. E, reklamdan sonra e, şöyle yapalım diyoruz. Geçen sefer de konuştuk. Belki hem Abdullah Bey'in hem de Erdoğan Paşa'nın, Abdülkadir Selvi'nin görüşlerini de alabiliriz. Bir stok yapıyor. Yiyecek stoku. Hmm. Çin buğday, mısır, pirinç. Hatta kömür stokluyor. Sadece gıda değil. Niye stokluyor? Buna bakalım. Bir de Türkiye'de enteresan bir şekilde şeker fiyatlarında 14 günde müthiş bir artış var. Göstereceğim o artışı. Ne oluyor ya? şeker mi? Absürt bir artış yani. Absürt. Bir gö göstersene bir. Ben 79'da bile on... bunu görmedim. 94'te ya, de görmedim. Ba Abdullah Bey bakın. Ee, 7 Mart tarihinde he, Pardon 10 Mart tarihinde 7 lira Değil mi Onur? 21 Mart tarihinde Yani 11 gün sonra 10'a çıkıyor 21'den ertesi gün 15'e çıkıyor Ertesi gün 19'a çıkıyor Yüzde olarak nasıl? Yüzde 170 artış Yani kaç günde? 14 günde %170 artış. Siz şu anda Türkiye'nin en büyük ana muhalefet partisini gösteriyorsunuz tabloda. Ya ama bu... Vallahi. Tamam da bu saçma bir şey gibi geldi bana. İşte... Bunu konuşacağız. En büyük rakibi hükümetin. Bunu konuşacağız. Şeker'de 14 günde %70 artış. Çok yüksek Partilerin artış. yapamadığını bir bunlar yapıyor. Bu, bu olaylar yapıyor. Tekrar birlikteyiz. Bu şimdi şey mi? Onur bu neydi bu? Şeker fiyat. Şeker fiyat. Yani buradan mı devam edeceğiz yoksa Çin'in stokuna bakmayacak mıydık ya? Peki buradan başlayalım. Ee, bir daha tekrar etmek istiyorum. 10 Mart'ta toz şekerin fiyatı 7 lira. 21 Mart'ta yani 11 gün sonra 3 lira artmış 10 lira. Bir gün sonra 5 lira artmış 15 lira. Bir gün sonra 4 lira artmış 19 lira. Maşallah. Kaç yüzde kaç artmış oluyor böyle? 250. Konu? Evet. Burada 262 tam. 14 günde aşağı ya. yukarı. Evet. Bir acayip bir şey. Şimdi CNN Türk istihbarat şefi Nihat Uludağ telefon hattında değil mi? Ya Nihat bu konuyu araştırdı yani bu kadar şey bir ne derler astronomik bir anormal bir artış yani şeker üretiminde düşüş mü oldu şeker sıkıntısı mı var şeker kıtlığı mı var nedir kardeşim bu artışın sebebi diye bugün gün boyu ciddi bir araştırma yaptı Nihat ee, Nihat merhaba iyi akşamlar Ahmet Erkan ya Nihat nedir bu işin aslı faslı yani bu kadar büyük bir şeker fiyatındaki Türkiye'deki toz şeker fiyatındaki bu kadar büyük bir artışın nedeni nedir senin tespit edebildiğin kadarıyla? Ahmet Hakan gerçekten de bu tablo çok ilginç bir tablo. Yani yaklaşık 14 gün önce şeker fiyatlarında ilginç bir hareketlilik başladı ve sıra dışı bir hareketlilikti. Hani açık yağındaki hareketliliği hani Ukrayna Rusya Savaşı'na bağlayıp orada mahsur kalan gemilere dayandırıp ee, bir şekilde manipülasyon yapıldı diyebiliriz ama şekerde böyle bir şey de yok aslında ve e, 10 Mart itibariyle şeker Yani şey şeker, yok. Ya yani Nihat yani ge gemilerle şeker gelecekti. O gemiler e, mahsur kaldı falan böyle bir hikaye yok yani. Kesinlikle yok Ahmet Hakan. Evet. Biz de çok şaşırdık yani ne oluyor dedik bu şekere. toplantılarla evet. e, toptancılarla şeker görüştük. Biziz biziz. Gerçekten de toptancılarla görüştük. Ee, ara satıcılarla görüştük, şeker fabrikalarıyla aradık, Ziraat Odası başkanlarını aradık ve herkesten şu yanıt aldık. Yeterli üretimimiz var, yeterli şeker stoğumuz da var, arz sorunumuz da yok. E dedik o zaman ne oluyor şekere? Gerçekten de bakın ben size başka bir istatistik veri daha e, anlatmak istiyorum. Bakın 2017 yılında şekerin kilosu ortalama 4 lira 28 kuruş. 2018'de 4 lira 68 kuruş, 2019'da lira 4, 4 lira 97 li kuruş, 2020'de 5 lira 41 kuruş ve 2021'de yani 6 lira 10 kuruş olmuş. Buraya kadar baktığınız zaman 1 lira yani 5 sene de 1 lira 67 kuruşluk bir şekerde evet. zam olmuş yani mükemmel 1 lira bir sonuç. Kuruş. Yani mükemmel bir sonuç. Evet, yani ama bakıyorsunuz 10 Mart'a kadar 7 lira şeker. 21 Mart'ta 10 liraya çıkıyor. 22 Mart'ta 15 lira ve 23 Mart'ta da 19 liraya çıkıyor. Hatta şöyle bir şey oldu Ahmet Hakan. Biz tabii şeker fiyatlarındaki bu ani dalgalanmaları an be an ekibimizle birlikte takip ettik. Mesela bugün 50 liralık 50 kiloluk toz şekerin kilosu sabah 700-800 lira arasındaydı. Akşam mesai bitimine doğru baktığımızda 899 liraya kadar çıktı. Allah. Yani Allah. şimdi peki dedik. Peki yani peki e, pek bir dakika Nihat. Bugün itibariyle 23 Mart bugün. Yani evet, evet, evet. 19 lira mı oldu bu şeker şimdi? Şu anda hatta biz akşam mesaiyle bu grafiği hazırlarken 19 lira 60 kuruşa kadar çıkan e, satıcılar gördük. 19 lira. Peki şey ne diyor yani uzmanlar piyasanın pi, piyasaya hakim olan oyuncular biz de anlamıyoruz. Anormal bir şey bu mu diyorlar? Nasıl izah ediyorlar? Yani ne oluyor burada peki? Valla ilginçtir. Biz bu sorunun yanıtını herkese sorduk. Mesela Türk Şeker Fabrikasına bile aradık, sorduk. Dedik ki siz de üretim devam ediyor mu? Evet dediler. Devam ediyor. Peki fiyatınız ne dedik? Şu an fabrikadaki şekerin fiyatı 5 lira 96 kuruş. Yani ara toptancıları fabrikalardan 5 lira 96 kuruşa istedikleri kadar şeker alabiliyorlar. Ama para kendi olarak sattıkları fiyat 19 liraya kadar artıyor. Peki bir şöyle bir şey diyorlar mı hani mesela hiç bilmediğim halde söylüyorum ya petro, e, petrol fiyatları arttı akar yakıta zam geldi kardeşim falan hani böyle cümleler kurmayı gerektirecek bir durum var mı burada? Yani Ahmet Hakan gerçekten de bununla ilgili bir bunu bahaneden kimseyi görmedik yani Petrol fiyatları, dolar fiyatları, altın fiyatları. Yani çünkü e, dolar fiyatı da, altın fiyatı da, yani petrol fiyatı da epeydir aslında aynı fiyat yani. Ani bir yükselme yok onlarda. Yani son bir aylık dilime baktığın zaman hepsi yine belli fiyattan satılıyor. Ama bu 15 günler ve ilginç yani Ramazan öncesine bu ani fiyat artışının Ramazan öncesine denk gelmesi bize oldukça tuhaf geldi. Peki. Çünkü Ramazan'a da az bir süre kaldı ve bu süre zarfında şekerin daha da artacağı yönelik şeyler var. Peki Biz yine de 14 heh, günde, bir dakika 14 günde %70 artış, şey pardon 170 artış, %170 artış. Ee, bu yine market olayı mı ya bu Nihat? Yani yine bu marketler filan hani onların kafalarına göre yaptıkları zam mıdır bu yani nedir? Senin ulaştığın yani cevap hangisi? Yani sen bu kadar araştırdın araştırdın. Ya bu yapay bir fiyat artışı bu yapaylığın arkasında ara satıcılar ve marketler var mı demek lazım? Yani yine öyle bir şey mi çıkıyor bu işin içinden? Yani bizim de izlenimiz işin açıkçası o yönde yine bir stokçuların yaptığı manipülatif bir hareket gibi geliyor. Çünkü kime sorsak diyor ki şekerle ilgili ciddi bir fiyat artışı beklentisi var diyorlar. Ya diyoruz neye göre beklenti oluşuyor sizde? Bilmiyoruz. Herkes öyle konuşuyor diyorlar. Önce bir <laughs> e, bir artış beklentisi dedikodusu piyasaya ciddi anlamda yayılmış ve herkes de ciddi anlamda bir şeker artacak beklentisi oluşmuş. Bu neye sonuç veriyor Ahmet Erkan? Bu da psikolojik bir hareket de var oluşuyor. Nedir o? Şöyle diyor ki stokçu ara toptancı ana toptancı diyor ki demek ki diyor şekerde ciddi Ramazan öncesi artışlar devam edecek diyor. Ben diyor ürünümü stokla ne kadar çok gün bekletirsen kilo başına kar onu diye düşünüyor. Otomatik Otomatikman herkes üçer gün, beşer gün, onar gün bu e, sevkiyatları yavaşlattığında düşündüğünüz zaman ciddi bir sevkiyat azalması var. Yani herkes şunu demiyor. Bu miktarda piyasa şeker var demiyor. Ama yok da demiyor. Şeker var. E, Peki. ama ya bir şey soracağım. Şey, şu anda hani markete gittiğimde İstediğim kadar şeker alabiliyor muyum? Yani böyle şeyde var mı şeker? Toz şekerde bir sıkıntı var mı? Görünüyor mu yani? Ağızda evet bir... var. Onu da onu da araştırdık. Mesela market zincirlerinde tek tek gittik, dolaştık. Bir market 5 kiloluk şekeri 45-48 liradan satışa sunmuş. 5 kilosunu. E, o marketin şeker rafları boşalmış. Başka bir markete gittik. 58 liradan sunmuş aynı miktar şekeri. O var? Başka bir markete gittik. 60 liraya sunmuş. Onda da var. Yani fiyatını yüksek tutan da var. Düşük tutan da yok. O düşük tutan da 5 markete girdik. Ayrı ayrı marketlere girdik. Bir market zincirinin zincirinde 5 litrelik şeker yani 5 kilo şeker bulamadık. Ee, onun rafı boştu ama fiyatını artıranlar da vardı. Yani şekerin peki dedik yani bu şekerin arzıyla ile ilgili bir sorun mu var. Hani insanlar istediği zaman istediği kadar şeker alamıyor mu? Hayır istedikleri kadar da şeker alıyor. Türk Şeker Fabrikası'nın bugün sitesine de girdim. 1 milyon ton şeker üretimiyle rekor kırdık diye ana sayfalarına giriş yapmışlar. <laughs> yani bir fabrika 1 milyon ton şeker üretilmiş ve tamamen Türkiye'de üretiliyor bu şekerler ve hatta yurt da ihraç edilen bir kalem bu. Hani e, aynı ayçiçek yağında olduğu gibi hani yurt dışından bir beklenti olan bir ürün değil. Hani savaşta e, gemilerimiz mahsur kaldı da gelemedi ki o da Tam bir şey değildi. Hani dört gemiyle Türkiye'deki ayçiçek yağını da e, fiyatlarını da e, kontrol altına Yani o düşük bir rakamdır yani. Ama şekerde bu da yok. Fabrikalarda şeker var. Fakat şu an yine açtım e, bu yayın sırasında açtım e, fabrika fiyatına bakıyorum 5 lira 96 kuruş. Fabrika yani, fiyatı. Evet 5 lira 96 kuruş. Şu anki güncel fabrika fiyatı şekerin. E, fakat bir, bir dakika şeye baktın mı? Hani 15 Mart tarihinde e, fabrika şeker fiyatı aynı mı? Tabii tabii 15 Mart'ta da aynı yani bu Mart ayı itibariyle bu fiyatta mesela. <laughs> yani Ya e, söylemi. Fabrika şeker fiyatında, fiyatında kuruş artmıyor aynı. Evet. Markette artıyor. Bu mu evet, yani? Mart fiyatı Mart fiyatı sabit. Mesela 2021 Ocak ayında. ...50 kiloluk şeker çuvalı... ...195 lira. 195 lira. Bu 2022... ...ocağında... ...önce bir 350, 300, 350, 400... ...bandını zorlamış. Ee, Ocak, Şubat, Mart değil mi? Mart ayındayız şimdi ve... E, ...23 Mart'tayız. Ve 3 ayda bu 300 bandından... ...şu an en son baktığımız rakam... ...890 liraya kadar gelmiş. Yani şekeri bu kadar artıracak reel ekonomik herhangi bir etken göremedik biz. Nihat, Ekonomistlere de sorduk. Nihat bir dakika. Abdülkadir ha. sen mi bir şey söylemek Ahmet istiyorsun? Ahmet Bey. Ha. Evet şöyle bir yayınımız sırasında mesajlar gelmeye başladı. Mesela Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetin Kaya'nın bir mesajı var. Okumak için de kendisinden izin aldım. Diyor ki Türkiye'de en çok ürettiğimiz şeker pancarı sadece Sivas'ta 3 fabrikaya şeker pancarı üretiyoruz. Üretimde bir sıkıntı yoktur. Ee, en büyük sorun büyük şirketlerde ve kesinlikle stok yapıyorlar diyor. Arzu edilirse de yayına bağlayın açıklara, açıklayabilirim diyor. Benzer bir mesaj Kastamonu'ndan geldi. Örneğin Kastamonu'da şeker fabrikasından ...yeteri miktarda, o da özelleştirilen bir fabrika değilmiş... ...yeteri miktarda üretimimiz var deniliyor. Buradaki sorun şu, zaman çok daraldığı için ben kestirme olarak onu söyleyeyim. Aynen ayçiçek yağında da biliyorsunuz cumartesi ve pazar günü... ...iki gün içerisinde bir aylık stoklar tükenmişti. Şimdi bunlar üzerinden, temel gıda maddeler üzerinden test ediliyor. Yani Hakan Bayrakçı'ya katılıyorum... Gerçek muhalefet ana muhalefet CHP ya da İyi Parti değil. Gerçek muhalefet Ayçiçeği, şeker e, üzerinden yapılıyor. Burada yapılacak bir şey var. Bunu çok piyasa bilmez ama ben burada açıklayayım. Bu tür durumlarda hem Tarım Bakanlığı'nın hem Hazine Bakanlığı'nın kriz dönemlerine ilişkin bir yetkisi vardır. O yetkiyi devreye sokarak ithalatı artırabilir ve ihracatı yasaklayabilir. Böylece piyasada dengeyi sağlayabilir zannediyorum bunu çok gecikmeden de belki 24 saat. Ya içerisinde Abdülkadir Tarım Bakanlığı burada, devreye sokacak. Burada ithalat ihracat yasaklama falan filan bunlara gerek yok. Bak Nihat gayet net anlatıyor. Yani şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, pancar üretiminin bilmem nesi böyle bir şey söylemiyor yani. Diyor ki konuştum bütün fabrikalarla konuştum diyor. Marketlerle, Ziraat Odalarıyla konuştum diyor hiçbiri bana rasyonel bir şekilde şekerin fiyatı şu nedenle artıyor diyemedi diyor yani bu netlikte ortaya koymuş bir e, tabi yani biliyorsun. şimdi Konya Ereğli'den bir Konya Ereğli'den bir mesaj var Ereğli'de büyük bir ve çok modern bir şeker fabrikası vardır Zübeyir Dursun'un mesajı diyor ki şu anda stoklarda hiçbir sorun yok yani Nihat Uludağ'ın ve sizin dediğinizi Tasdikliyor. Burada kesinlikle olarak ben... bir Tarım Bakanlığı'nın ben, ben bir çağrıda bekliyorum. bulunmak bu istiyorum. Bu içerisinde de giderler. Bu ayçiçek yağ meselesinde yetkili tarım bakanı hemen e, ya yani anında bir açıklama yapmadı. Yani bir bir süre sonra yaptı açıklamayı. O açıklamadan sonra durum yatıştı. Şimdi bak biz bu akşam CNN Türk ekranında istihbarat şefimiz CNN Türk'ün istihbarat şefi araştırdığı olayı koyuyoruz ortaya. Henüz daha kimse bundan söz etmedi şeker fiyatındaki bu anormal artıştan evet. henüz kimse bahsetmedi. Kimse bunun bakanlığı yetkilisi derhal bu meseleye el at el atmalı evet. bu geceden itibaren yani evet. ticaret bakanlığı tarım bakanlığı derhal peş peşe açıklamalar yapmalılar bu spekülatif fiyat artışına karşı çok hızlı ama çok hızlı bir tavır almalılar cezalandırma sistemini mi devreye sokacaklar? Önce bir vatandaşa ya vatandaş bunun artışının hiçbir rasyonel gerekçesi yoktur. Sakın işte bu fiyattan almayın diyecek. Sonra bu fiyatın düşmesini sağlayacak. Ya yani buna bir müdahale edilmesi lazım. Anında, hemen bu gece, şimdi kesin. şu şu kesin. saatte kesin. Yoksa yarın akşama kalırsa bu iş bunun e, tantanası bitmez. Önü alınmaz ayçiçek yağında olduğu gibi Yine bazı vatandaşlarımız pahalı ayçiçek yağını alm almaya çalışır, zarar ederler. Böyle bir zararı vatandaşa yüklememek için derhal Tarım Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın buradan çağrıda bulunuyorum bir vatandaş olarak bu işe el atmalarını rica ediyorum Hakan Bey. Ben çok kısa söyleyeyim vaktimiz bitti. Ben bunda psikolojiyi çok etken görüyorum kısmen de fırsatçılığı. Çünkü insanlar şöyle bakıyorlar. Diyelim bir kestaneci kardeşimiz, arkadaşımız. Kestaneden parasını kazanmaya devam ediyor diyelim. Tamam mı? Parayı kazanıyor. Fakat eve gidiyor. Arabasını dolduracak. Aa! Ah, 3 misli artmış. Evde hanım diyor ki, bugün bilmem ne aldım biliyor musun? 2 misli artmış. O da kestaneye mi zam yapıyor? Ha, dönüyor. Para kazanıyor olsa bile arkadaş diyor. Vallahi diyor farkındayım veya değilim her şey artıyor. Ama kestanecinin ki çok masum bu şekerde. Ben marjinal örnek verdim. Bu ya. şekerde öyle bir şey yok yani. Şimdi ya, ya şekerci... mantaliteyi anlattım. Şimdi man bu mantalite böyle olunca herkes o panikle kimisi hakikaten kendi ekonomik durumu için canlı kurtarmak için ama kimisi de 4 lira kazanırken bu karambolde 7 lira kazanayım mantığına giriyor. Ben bak bir, bir şey söyleyebilir miyim? Ben hakikaten hani ya bu marketler şöyle yapıyorlar, stoklar bilmem ne bu laflara çok fazla itibar etmemiştim. Ama bu akşam ya şu şekerdeki macerayı görünce bu kadar kabak gibi ortada bir gerçek bir, öyle. görününce diyorsun ki ya kardeşim bu kadar da olmaz ya diyorsun yani. Ama marketler bir de şunu da yaptı özür dilerim de pardon şimdi marketler bana bize kızmasın da yahu bir ürünü dört markette de aynı fiyatta gördük. Bu ne ya kendi aranızda anlaşıyorsunuz. Aynen. Fiyatlarını şimdi de bak diyorsun. diyor ki. Böyle şey olmaz. Şimdi de diyor ki yüksek miktar yüksek fiyatla şekeri satan markette şeker var. Düşük fiyatla satan markette şeker yok diyor. Yani bu da bir tuhaf. Bu da bir tuhaf değil mi ya? Ama düz <laughs> mantık tabii daha. Yani Yok ee, yok. Ahmet Bey ben araya bir girebilir miyim acaba? Tabii tabii Nihat Şimdi aslında Hakan Bey'in söylediği doğru ama daha bence profesyonelce yapılmış bir eee beklenti zam beklenti şeyi furyası oluşturmuş aslında. Bilinçli, psikolojik bir elden yapılmış o. Hangi toptancıya gitsek e, bize şunu söylediler. Yani şeker daha da artacakmış. Daha da peki neye göre artacakmış bilmiyoruz. Öyle bir bilgi var. Öyle bir hmm. e, dedikodu dolaşıyor ortalıkta. Biz buradan anladık ki demek ki ön bir e, beklenti zam beklenti e, oluşturmuşlar ve insanlar da buna inandırmışlar. Tabii bu toplum şimdi toptancılarda bu e, dedikodu tabii arzı azaltma yönünde etki yaparken vatandaşta da o dedikodu daha çok şeker alım yönde bir eğilime neden oluyor. Peki, yani dedikodunun Peki dedikodunun kaynağı nedir yani? Bir, bir tamamen söylenti mi dedikodu? Kulaktan kulağa yani bence bilinçli oluşturulmuş o camiada bilinçli olarak oluşturulmuş bir hamle gibi geliyor bize. Çünkü bu piyasa ekonomik şartlar böyle uydurup birkaç kişinin ortaya attığı lafla yürüyecek bir şey değil. Ee, sistematik olarak e, ortaya konulmuş dedikodu, işte arıza azaltmalar ve bir takım hamlelerle yapılmış gibi e, görünüyor. Biz özellikle Ahmet Hakan hani Ayçek Yağ olayında demiştik hani bu bir kalkışma hani bu ciddi bir fiyatla oynama kalkışması. Önümüzdeki süreçte başka ürünlerde de bu olabilir diye öngörüde bulunmuştuk. Ve şu an ayçiçekli de bunu yaşıyor olmamız bize de e, manidar geldi. Şekerde şimdi de. Evet, Ayçiçek dedim şimdi. Evet. Yani Şekerde Bey, de bu ah, bu olayın yaşanması bize gerçekten Ahmet de çok Bey, ilginç geldi. Şey, evet. Bizim evet. korkumuz yani e, tamam birileri hani fazla para kazanmak için bir takım manipülatif hamleler yapıyor olabilir ama yani vatandaşın cebiyle mutfağıyla bu olmasa daha iyi olur. Çünkü vatandaşa yönelik bir hamle olarak görüyoruz biz bu durumu. Abdülkadir Selvi. Ahmet Bey bu, 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 gıda konusu artık çok stratejik bir silaha dönüştü. Gıda üzerinden bir algı oluşturuluyor. Bu algı böyle tesadüfen de oluşturulmuş bir algı değil. Çok zamanlaması ve çok seçici olarak yapılıyor. Ve bu yapıldıktan sonra tabii artık hani sizin çağrınıza ben yürekten katılıyorum. Bunun iletişiminde bir kriz yönetimine geçmesi gerekiyor artık bu olay çünkü ne kadar seyredilirse artı bir gün artı bir gün her geçen gün kartopu gibi büyüyor ve bir algı oluşuyor burada e, derhal piyasaya güven verecek bir şekilde bakanlığın devreye girmesi gerekiyor bunun bir ötesi ne olur Ahmet Bey ayçiçeğinde onu gördük işte bir marketten insanlar ayçiçeği tenekelerini kapmak için birbirlerini iti, itiyorlardı, bir şey vardı. Bunun bir adım sonrası yağmaya gider. Tabii. Yani bunu ciddi almak gerekiyor. ciddi almak gerekiyor ve derhal üzerine gidip piyasalara güven vermek gerekiyor. Türkiye'nin 2,5 milyon ton şeker pancarı üretimi var. Fabrikalarda stoklar yeterli ama buna rağmen böyle piyasayla oynayabiliyorlarsa bu artık bir gıda sorunu, bir arz talep konusu olmaktan çıkıp bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor. Evet. Bence bu boyutuyla iktidarın yaklaşmasında fayda var. Ya adı ben yapabilir miyiz? Bir, bir, Şimdi bir şey daha söyleyebilir miyim? Nihat, bak sen diyorsun ki bugün 23 Mart toz şekerin fiyatı 19 diyorsun. Şimdi Onur şeyden çıkartmış bir internet satış alışveriş sitesine girmiş. Evet. Popüler bir alışveriş tamam. sitesi internette. Bak bir marka, bir markanın toz şekeri 25.90 bir kilosu. Nihat diyor ki 19 diyor. 25.90. Evet evet. Biz zaten mesai çıkışına kadar 19.60'a kadar çıkmıştı ve ya, devam ya Nihat, eden bir vardı. Bak Peki devam de ediyorum. Bak devam ediyorum. Bir başka marka 28 lira diyor. Bir başka marka 27.99 diyor. Bir başka marka 23 diyor. Bir tane marka 30 Nokta .25 demiş. E, %7 indirim yapmış, 28'e satıyor. Ya böyle ya 19'u falan aşmış durum ya. Eee e, Nihat. Hakkam bir şey söyleyeyim mi? Siyasi bir şey. Yani bir bir tespit, özür dilerim. Bakın ben 79 krizini yaşadım, 94'ü yaşadım, 99'u yaşadım. Hiçbir krizde siz demin dediniz ya kim ilgiliyse acil el koysun diye. Niye çok önemli bu biliyor musunuz? 13 günde şeker fiyatının 7'ye 19 ise %270. Okuduğunuz gibi 7'ye 28 ise %400. 13 günde şeker fiyatının %400 arttığı Hiç, bir hiçbir krizi. gerekçe yok. Ha? Hiçbir gerekçe yok. Evet. Olmaz evet abi. gerekçesizken ben böyle bir kriz görmedim. Buna acil hükümet el koymalı. Bence de, bence de. Ben bir daha tekrarlamak istiyorum buradan hem Ticaret Bakanlığı'na hem Tarım Bakanlığı'na hem de ilgili kim varsa. Bu konuya gerçekten bir an önce el atın. Ayçiçek yağındaki küçücük bir gecikme nelere yol açtı? Ya Tarım Bakanı güzel bir açıklama yaptı öyle durdu iş. Yani onu daha erken yapsaydı o yağma görüntüleri falan da ortaya çıkmayacaktı. Ama bu daha büyük bir kriz abi. Ya bu, bu daha büyük. Bu, bu ya, müthiş. Şey, Buna işte diyorum henüz daha kimse buna uyanmamışken biz burada bu konuyu gündeme getiriyoruz. Nihat bugün gerçekten çok başarılı bir gazetecilik çalışması yaptı, araştırmasını yaptı. Şimdi bu yetkililer bu işe el atsınlar. Yani biz 19 dedik. Nihat'ın bulduğu rakam bu en son rakam ama Onur bana internet sitesi in, ya internet sitesinde biraz daha pahalı mı oluyor bu işler? Yok öyle olmuyor. Değişiyor, Olur. değişiyor. Ürüne göre değişiyor. Ama yine ama de 20 genelde aynı oluyor. Onur olmaz değil mi böyle bir şey yani? E, hayır Ahmet Hakan Biz zaten bu bizim hazırladığımız i̇şte rakamlar olur. saat 18 itibariyle biz bu rakamlara bulmuştuk. Hatta 19'a doğru yine baktığımızda 60 kuruş daha zam gelmişti. Biz anladık ki bu zam ve fiyatlandırma ivmesi devam ediyordu. Hmm. Yani ya onu sen yenim baktın bu rakamlara. Herhalde. Ha şimdi Tabii. baktın. Tabii. O demek ki bu şimdi artmış bu. Demek ki Evet. yarın sabah Kalktığımızda o zaman bunlar 33'te 30'u falan görecek yani bu şeker. 30'u okudunuz zaten ya. ya gör, e, evet. Ahmet Bey evet. Ahmet Bey ah Ahmet Bey bir de bunun bunun bir şeyi e, e, gerçekçi bir tabanı yok. Şimdi Ziraat Odaları Birliği başkanları mesaj atıyor. Diyor ki 6 ay önce biz şekeri satacak pazar bulamıyorduk. Çünkü Avrupa'nın en çok şeker üreten ülkesiyiz. Evet. Şimdi şu anda fabrikalarda da var. Ya, Peki bu nereden şey, çıkıyor? Bu ne? Belli ki Biz çok güçlü bir değil, zincir canım. devreye girmiş durumda ve bunun çok ciddi olarak üzerine zaman geçirilmeden gidilmesi gerekiyor. Çünkü dün ayçiçek ya bugün şeker, yarın un. Bunlar çok temel tüketim malzemeleri. Bunlarla oynanmak suretiyle Türkiye'nin dengesini bozarlar. 79'da hatırlarsanız yani yaşı daha olgun olanlar daha iyi hatırlarlar. Ampil, tüp gaz, yağ kuyrukları oluşmuştu. Neden? Olduğundan ya da olmadığından değil birçok stoklar ortaya çıkmıştı. Yani bu artık çok stratejik bir ürün haline geldi ve bu bir milli güvenlik sorununa dönüştü. Ya Nihat o zaman yarın sabah siz belki de şu 24 Mart 30 lira yazacaksınız öyle mi şu rakamlara? Yani bu ilme bizi onu gösteriyor. Zaten Ahmet bakarsanız 21'de 10, 22'de 15, 23'te 19 yani sistematik bir yükselişi zaten devam ediyor. Bu grafik, bu grafik bize bir fikir veriyor aslında. Ve ama bu yıl o daha da hızlandığını gördük biz. Sabah 50 kiloluk olup e, şeker 700 lirayla 800 liraya arasındaydı ve akşam saat 18 e itibariyle baktığımızda 899 lira. Yani 900 liraya kadar çıkmış. Ve yarın kaçta da yarın tekrar araştırmamıza devam edeceğiz. Kaçta olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ya aslında bunun bu stokçuluk falan böyle bir sürü ceza meza dediler ama demek ki bu cezalar yeterince caydırıcı olmuyor. Yani buna başka bir formülasyona ya yani tam denetlenmiyor. Ya yani bu kadar rahat e, bu, bu fiyatı bu kadar rahat arttırmak e, gerçekten hani şöyle şeyler olsa gerçek, ben hani komplocu bir zihne sahip değilim hakikaten. yani Hiçbir zaman arkasında bir şey aramak e, yani ya da ne bileyim bir ekonomik başarısızlığı örtmek için ya işte stokçular var onlar yapıyor bu işleri diye bağıran bir tip değilim ama bu kadar bariz net e, bir e, şey karşısında insan artık dayanamıyor yani bu %400 ya. ya. Yani, ben ömrümde böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Yani Ukrayna'da bile bu kadar artmamıştır şeker. Bu dış etki ya. falan da olamaz. Bu bizde birileri bir şey yaptı. Tabii yani bu Rusya'da da artmaz, Ukrayna'da da artmaz. Bir şey söyleyebilir söyleyebilirim. Mi? Şimdi bir arkadaş göndermiş. 2021'de pancar alımı ton başına 420 lira. 2022'de 800 açıklanmıştı. Ama 1000 TL'ye revize oldu. 8 kilogram pancardan 1 kilogram şeker çıkar. Yani bu açıdan bakıldığı zaman yeni, yani şimdi arkadaş biraz önce Nihat dedi ki 5 lira seviyesinde fabrikadan çıkış var. Şimdi yeni şekerin çıkışı 8 liranın üstünde olacak. 9 lira 10 lira olacak. Ama bu olmadan şeker 30 liraya fırlamış durumda. Ya yani birileri benim tespitim. Yani en kendince, fazla 12-13 olmalı diyor. Hocam spekülasyon var. Ramazanın gelişi, Ramazanın gelişinde biliyorsunuz Türkiye'de fiyatlar hep artma eğilimindedir. Bence o var. E, esnafın fırsatçılığı var. E, yakıt fiyatlarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir diğer tarafıyla stokçuluk Ahmet Bey'in bahsetmiş olduğu temel konu. Bir de işte e, dolar karşısındaki temel fotoğraf. Bir diğer tarafıyla da piyasalardaki o korkunç dalgalanma. Malı götüreyim de var. Hepsi tabii burada, burada malı götüreyim zaten. Götüreyim de var. Para kazananların bu işten. Ortak faydası var. Abdullah Bey'in söylediği bütün parametreler birleşiyor ve bu çıkıyor ortaya. Evet. Ee, Nihat çok teşekkürler. Abdullah Bey çok teşekkürler. Ee, Abdülkadir Selvi, Erdoğan Paşam çok teşekkürler. Katıldığınız için her ikinize de. Ve Hakan Bayrakçı çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bitti. Hadi iyi geceler. <laughs>